Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Allahümme rabbena ya rabbena teqabbel minna. İnneke entes semiul alim. Amin. Ve tub aleyna ya Mevlana. İnneke entet tevvabur rahim. Amin. Allahümme ec'alna minet tevvabin. Amin. Ve ec'alna min ibadikes salihin. Amin. Ve ec'alna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Amin. Allahümme a'izzel islam vel muslimin. Amin. Allahümme ensuril islam vel muslimin. Amin. Allahümme eyyidil islam vel muslimin. Amin. Ya hayyu ya kayyum. Ya zel celal vel ikram. Ya mücibed davat, ya mutiyel mes'ulat, ya dafi'al beliyat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Erhamer Rahimin. Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin, sana hamdolsun. Amin. Sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. Bir Ramazan-ı Şerife daha yetiştirdin, sana hamdolsun. Amin. Yerleri gökleri, canlıları, cansızları hep bizim hizmetimize verdin. Sana hamdolsun. Amin. Kitap indirdin, peygamber gönderdin. Kainatta varlığına, birliğine, kudretine, ilmine, sanatına dair milyarla delil koydun. Ama bütün bunlara rağmen sana hakkıyla kulluk edemedik. Seni hakkıyla bilemedik. Sana hakkıyla şükredemedik. Ama büsbütün de senden uzaklaşmadık. El açtık, boyun büktük, sana geldik. Kutlu elçinin öğrettiği kulluk dilekçesiyle huzuruna geldik. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent. Halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestedat. Euzu bike min şerri ma sanat. Ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fagfirli zunubi. Fe innehu la yagfiru zunubi illa ent. Allah'ım, biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Bizlere verdiğin nimetleri itiraf ederiz. Ama bu nimetler karşılığında hakkıyla kulluk edemediğimizi de itiraf ederiz. İşlediğimiz hataların şerrinden sana sığınırız. Bizi sen affeyle, amin. Senden başka kim affeyler ki ya Rab? Amin. Elimiz boş, yüzümüz kara ama gidecek başka yerimiz yok. Seni bildik, seni bulduk, sana geldik. Allahümme inneke afevvün tuhibbul affe fa'fu anna. Amin. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rab. Amin. Allah'ım azabından rızana, azabından affına, gazabından rızana, senden yine sana sığınırız. Amin. Celalinden cemaline, adlinden lütfuna sığınırız. Amin. La uhsi senaen aleyk. Ente kema esneyt ala nefsik. Ya Rab, layık olduğun şekilde seni övemiyoruz. Sen kendini övdüğün gibisin. Rabbena amennâ bimâ enzelt ve tebâner rasûl fektübnâ ma'aşşâhidîn. Ya Rab, indirdiğin kitaba inandık. Gönderdiğin peygambere bağlandık. Bizi sana şahitlerden yaz ya Rab. Amin. Rabbena ve atina ma vaadtena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyame ve la tuhzina yevmel kıyame ve la tuhzina yevmel kıyame. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil müttekine imama. Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. İnneke entel vehhab. İnneke entel vehhab. Ya Rab, gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Amin. Kulun dileği çoğaldıkça lütfu, keremi çoğalan Mevlasın. Rabbena gfir lena ve li ihvanellezine sebequna bil iman. Ya Rab, bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Amin. Gönüllerimizde müminlere karşı kim bırakma. Amin. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın. Allahümme inni eselke imanen kamila ve yakinen sadika
ve lisanen zâkira ve kalben hâşi'a ve ilmen nâfi'a ve rizgan vâsi'a ve halalen tayyiba ve tevbeten nasuha. Ya Rab, olgun bir iman, apaçık derecesinde bir bağlılık, seni anan bir dil, sana şükreden bir gönül, sevgini duyan bir gönül, faydalı ilim, helal ve bol rızık ve tevbe-i nasuh nasip eyle ya Rab. Amin. Allahümme inni eselike hubbek ve hubbe men yuhibbük ve hubbe amelin yukarribu ila hubbik. Ya Rab, seni sevelim. Seni sevenleri de sevelim. Senin Amin. Sevgine götüren şeyleri sevelim. Amin. Allahümme habbib ileynel iman. Amin. Ya Rab, imanı, itaatı bize sevdir. Amin. İnkarı, isyanı bize çirkin eyle. Amin. İnsanlar içerisinde bizi rol model, insan-ı kamil haline getir ya Rab. Amin. Allahümme ağrini bihalalike an haramik ve bidaatike an maziyetik. Ya Rabbi, helalınla doyur, harama düşürme. İtaatla tatmin eyle, isyana hacet kalmasın. Amin. Lütfunla, kereminle bizi senden başkasına muhtaç etme ya Rab. Amin. Ya Hayyu ya Kayyum, ya Zel Celal vel İkram, mazlumların, mağdurların sığınağı, aziz milletimizi hedef alan eşkıyayı sana havale ediyoruz Amin. Ya Rab. Eşkıya ve arkasındakileri biri birine düşür. Amin. Entrikalarını başlarına mahkûs eyle. Amin. Kutsal değerlerin bekçiliği görevini ifa ederken şehadet rütbesine ulaşan kardeşlerimizi cennat-ı aliyatınla taltif eyle. Amin. Sevgili Resulüne komşu eyle. Amin. Halen görev başında bulunan kahraman askerlerimizi, emniyet güçlerimizi sekinetinle ve melekler ordunla moral gücüyle teyit eyle. Amin. Onları her türlü hıyanetten, sui kasıttan muhafaza eyle. Fallahu hayrun hafızan ve huve erhamur rahimin. Allah'ım, en güzel koruyan, en büyük merhamet sahibisin. Himayene, inayetine sığınıyoruz ya Rab. Allahu veliyyüllezine amenü yukhricuhum minezzulümati ilen nur. Ben müminlerin yarıyım, yardımcısıyım. Onları içinde bulundukları karanlıklardan, bunalımlardan aydınlığa çıkarırım buyuruyorsun. Senin için yaşamış, senin için ölmüş. Kanını, canını, kılıcını, kalemini, çekicini hep senin yolunda kullanmış. Bu mübarek milleti hıfz-ı emanında eyle ya Rab. Amin. Ya Rab, Müslüman namusu çiğnenmesin. Amin. İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı dinsin. Amin. İslam semalarından yad-ı cemilin silinmesin. Amin. Bu fitneler, bu fesatlar ehli İslam'ın birleşmesine, güçlenmesine sebep olsun. Amin. Ya Rab, Kur'an ayında gönlümüzü Kur'an ahlakıyla, feyziyle meşbu eyle. Bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Amin. Sıratta yolumuza nur, Amin. Mahşerde şefaatçi eyle. Amin. El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler lütfeyle. Ya Rab, sen malikül mülksün, malikül mülüksün, mukallibül kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Şehidimizin kanından rengini alan bayrağımızın rengini soldurma. Amin. Aziz milletimizi birlikte, dirlikte daim eyle. Amin. Hanelerimize huzur, gönüllerimize Amin. Sürur ihsan eyle. Amin. Şu konuda da dua edilse de, şu insanlar amin deseydi diye gönüllerin geçirenleri de korktuklarından emin, Amin. Umduklarına nail eyle ya Rab. Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa Ra salavat. Allahümme salam. İmamül Harameyn Muhammed Mustafa Ra salavat. Allahümme salam. Ceddül Haseneyn el Ahseneyn Ahmed-i Müşteba Ra salavat. Allahümme salam. Azameti Hudara İcabeti duara tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Huvallahu Ekber. Allahu Ekber. Velillahil hamd. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah.
Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Salat sana, selam sana ey Allah'ın elçisi. Salat sana, selam sana ey Allah'ın sevgilisi. Salat sana, selam sana ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha. Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Kanal 7 ekranlarında iftar saatine bir kez daha hoş geldiniz. Cenab-ı Hak iftarlarımızı kabul buyursun. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetleri kabul buyursun inşallah. Muhterem hocamızın duasıyla her zaman olduğu gibi açtık. Amin dedik içten, yürekten amin dedik. Ve şu anda yüz binler amin dediler. Hem ülkemizden hem ülke dışından bizi izleyenler, Kanal 7'yi izleyenler de amin dediler. İnşallah dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gündür. Dualarımız kabul olur inşallah. Allah razı olsun hocam. Evet siz de hoş geldiniz stüdyo konuklarımız. Nasılsınız, iyi misiniz? İftarlar, sahurlar. Günler su gibi akıp geçiyor daha. Dün gibi aklımızda değil mi ilk gün? İlk heyecan, ilk sahur heyecanı. Oysa şimdi kaçıncı gün oldu? İnşallah kıymetini bilenlerden oluruz. Hem iftarların hem sahurun hem bu mübarek ayın inşallah. Ama peki, şöyle böyle derken neredeyse üçte biri gitti. Evet hocam. Evet. Evet. Ya evet. Nasıl ya, ya Rabbi ya. Bugün bir de misafirimiz var. Sevgili adaşım Muhsin Kara. Hoş geldin. Hoş sevgili olur. Adaşım. Sağ olun. Eyvallah. Allah razı olsun. Yine misafir etmiştik kendisini. İzleyicilerimiz de doyamadılar. Biz de doyamadık. Kur'an-ı Kerim ziyafetine hem sesine doyamadık. İnşallah bugün yine kendisinden Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz hem de kasideler dinleyeceğiz. Ayağına sağlık, hoş geldin. Hoş bulduk ya. Bugün iftar saatinde bu vesileyle gelin buyurun. Bu arada bir anons yapayım. Buyurun. Yani ülkemizde bakın 55 ülkeden gelmiş hafızların güzel Kur'an okuma ve hafızlık yarışması yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılıyor. Evet. Bunun finali yarın Fatih Camii'nde yapılacaktır. Cuma namazından sonra da ödül töreni olacaktır. Bunu duyurmuş olayım. Evet. Hocamızın duyurusu bu. Evet. İnşallah güzel bir Fatih'te, şey yani ülkemizde bu bakın, etkinliği 55 kaçırmaz. Ülkeden gelmiş ehli Kur'an. Kur'an ayı zaten. Kur'an ayında bu ülkemize yakışan ne güzel şeydir bu. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Evet bugün umre hediyemiz olacak sevgili izleyenler. Yine 4 şifre vereceğiz program boyunca. Bu şifreleri not alacaksınız. Daha sonra şifreleri not aldıktan sonra son bölümde iftar saatinde hattımızı ilk düşüren izleyicimizi yayına bağlayacağız. 4 şifreyi soracağız. Bir de sorumuz olacak, hocam soracak. Genelde kolay basit sorular soruyor. Şayet cevaplarsa izleyicimiz umre hediyesini kazanmış olacak. Bunu da duyuralım. Evet şu dakika itibariyle biraz daha farklı, biraz daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ederiz bizi. Şifreleri en azından kaçırmamak adına bunu söylemiş olayım size. Peki telefonlarımız var hocam. Telefonla müsaade buyursanız tabii alalım. Yani. Daha sonra soru cevapla devam edelim. Etiketimiz hocama sorum. Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz efendim. Alo. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun. Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Aleyküm selam. Denizli'den iftarlar. Nurettin Bey arıyor. Buyurun Nurettin Bey. Evet. Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Aleyküm selam efendim. Sağ hocamın ellerinde öperim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Vaazlarınızda istifade ediyoruz. Allah gerçekten. Olsun. Sağ olun efendim. Çok memnun oluyoruz. Evet. Hocama bir sorum olacak ben fazla vaktinizi almadan. Hocam ben Denizli'den arıyorum. Evet. Şimdi bizim burada Denizli'den merkezi sistemde ezan okunuyor iftar vaktinde. Şimdi biz iftara baktık, akşam saatinde iftara tam oturmuşken ezan 2 dakika önce okundu merkezde. Evet. Sonra arada 2 dakika sonra ikinci bir ezan daha okundu. Oysa önceki okunan ezan merkezde değil, ilçelerde frekans karışmış. 2 dakika önce okunmuş oldu. Biz Allah ilk Allah. Ezan, evet, ilk ezanı biz iftarımızı açmış bulunduk. 2 dakika sonra tekrar ezan okununca tabii biz burada şüphe içinde kaldık. Yani bunu sadece siz duymadınız. Bu ezanları tamamını orada yaşayanlar duydu.
Evet, o mahallede, bizim bunun şehir mahallede, Sebe Gazi beldesinde hepsi bunu duydu ve çoğu insan buradan müzdarip oldu. Birkaç yere sorduk ama pek tatmin cevap alamadık. Kimisi kazası gerekir dedi, kimisi gerekmez dedi. Kimlere sordunuz? Bu durumu kimlere sordunuz? Diyanete sordunuz mu mesela? Diyanete sordunuz mesela Denizli Müftülüğü'ne. Denizli Müftülüğü'ne evet sordunuz Denizli mu? Denizli Müftülüğü'ne evet sordum. Burada bir imam arkadaşlara da sordum. Tatmin olmadım. Sonra Denizli Müftülüğü'ne sordum. Evet. Denizli Müftülüğü ya şöyle bir cevap verdi. Tam tatmin olmadı açıkçası. Yani orucunuz olmuştur ama yine de bir mutmain olmak için tekrar bir gün kaza tutunuz dedi. Hmm. Biz de yani o yüzden hocama, Necmettin hocama sormak istedim. Tamam inşallah. Şimdi bir özet geçelim. Bilmiyorum. Nurettin Bey dediniz ki iftara 2 evet. dakika var. İftar saatindeyiz, bekliyoruz. Ezan evet. okundu. Ezan evet. okundu. Biz de orucumuzu açtık. İftarımızı evet. yaptık. 2 dakika sonra bir ezan daha okundu. Evet. Dediniz. Şimdi evet, hangisi evet. doğru? İkincisi doğru. İkincisi demek doğru, ki bir evet. karışıklık olmuş. Tekrar evet, okunmuş. Yok, birinci ezan ilçelerdeki ezan 2 dakika önce Denizli merkezden önce okunduğu için evet. Brain kanser karışmış camide. Merkezi sistem olduğu için evet, evet. O yüzden dolayı ikinci bir ezan merkez sistem, ikinci yani okuduğumuz okunan ezan doğruydu. Birincisinde biz hata ettik yani. 2 dakikalık bir süre var arada. 2 dakikalık süre varmış hocam. Evet. Yani Denizli müftümüz doğru söylemiş. Yani her ihtimale karşı bir gün oruç tutun. Yani inşallah kabul evet. olmuştur ancak ama şayet. Her ihtimale karşı tutun ne olur. Evet, her ihtimale karşı gününe gün bir ama gün daha. Ama inanın yani o ezan okuyanı da kınamayalım. Müftümüzü de kınamayalım. Bak ben hatıramı anlatayım. Böyle Ramazan'da imsakle ezan okuyacağız. Arkadaşlar imsakta okuyamadıysanız sakın okumayın ha. Sakın okumayın böyle. Ahmak adama tembih eder gibi ettim. Fakat müezzinin biri bakarsın yarım saat sonra ezan okur. Aha. Tabii bir sıkıntı, bir çağırdım. Ya kardeşim ben böyle tembih etmedim, ettin. Sen niye okudun? Hocam okudum. Nasıl irademin dışına çıktı? Ben saflık ettim. Nasılsa insanoğlu yanılabilir. Oluyor, oluyor. İnsanoğlu yanılabilir. Evet, o yüzden. Nurettin evet. Bey hattaysanız şayet hocam da aynı evet. Düşünüyor. Diyor ki yani siz mutmain olmayabilirsiniz, rahat olmayabilir, hissetmeyebilirsiniz. Bir gününe gün. Evet. Bir gün daha tutun diyor. Evet, her ihtimalle. İnşallah. Evet. Allah razı olsun peki. Hocam. Çok Allah razı olsun. Çok Denizli'ye selamlar. Teşekkürler, sağ olun. Bir telefon daha alalım. Sonra stüdyo konuklarımızın soruları var. Onların sorularını duyacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Ben İstanbul'dan katılıyorum. Arnavutköy. Buyurun. İsmim Emine. Buyurun. Benim hocamıza şu sorum olacak. Ben 19 yaşındayken bir evlilik yaptım. Evet. Ayrıldım sonra 8 ay sonra ayrıldım. Ayrılık evet. sebebimi hocaya sormak istiyorum. Şu şekilde oldu. Eşimden kaçarak evlendim. Sonra kaçtıktan sonra 2-3 ay sonra işte ben seni kirada bakamam. Ben babamın yanında rahattım. Yani babamın parasıyla geçinen bir insandım. Ben kira ödeyemem. Seni çalışıp bakamam. Bu bana zor geliyor. Hmm. İşte babamla yaşarken ben rahattım. İşte dayak, dövme, ondan sonra kötü bağırma, dayak, kötü konuşuyor. İşte ne bileyim artık ben de dayanamadım. İşte toplam 8 ay sürdü. Hı hı. İşte ben de ayrıldım. Toplam 2 ay beni kirada baktı. O da 2 ay kiralığı ben ödedim. Ben örgü falan yaptım işte. Babam hı. katkıda bulundu biraz da eşyalarımla da. 2 ay kadar sürdü. 2 ay kiralığı da ben ödedim. Öyle işte o şekil 2 ay sonra bitti, ben ayrıldım. Acaba bu bana ben günah altına ben mi girdim? Toplamda ne kadar evli kaldınız siz? 8 ay. Toplam 8 ay evli kaldınız. 18-19 evet. yaşında evleniyorsunuz. 8 ay sonra ayrılıyorsunuz. Evet, çalıştığı para da vardı. Onun çalıştığı para da vardı. Çok değildi ama kirada da yetebilirdi. Ama o kendi harcıyordu, bakmak istemiyordu. Evet. Yani evin kirası ödenmedi. Soru bu mu? Asıl sorun yok ne? Ayrıldım diyor, şiddet tamam. görmüş, mutsuz tamam. olmuşlar, ayrılmışlar. Siz vebalim var mı diye soruyorsunuz, doğru mu? Yani evet evet, benim var vebalim mı? Var mı? Bu evet. konulardan dolayı ayrıldım. Evi bakmadı, çalışıp da beni bakmadı. Yani evi ihmal ediyor. Çalıştığı parayı kendi arkadaşlarıyla yedi. Ben seni çalışıp bakmak istemiyorum, bana zor geliyor dedi. Ben de bu şekilde ayrıldım. Dayak da vardı, şiddet de vardı. Bunlar tabii ayrılma sebebidir, tamam.
Ondan dolayı siz sorumlu değilsiniz ama sizin hayatınızdan başkalarının alacağı bir ders vardır. Onu söylemeli değil mi? O nedir? Kaçarak evlendim dedi değil mi? Onu söylemedi. Evet, evet. Kaçarak mı evlendiniz? Kaçarak mı evlendiniz? Evet, kaçarak evet evlendiniz. Efendim. Ya yani bu evlilik işi hem dünya hem ahiret hayatını ilgilendiren bir meseledir. Böyle ailelerin rızasıyla, anaların, babaların muvaffakatiyle olmalı, iyice düşünerek olmalı. Yani böyle kaçarak, göçerek evlenmek işte sonucu da böyle oluyor. Bari bundan sonra bu yola çıkacaklara ders olsun diye bunu vurgulamak istedim. Doğru söylüyorsunuz. Yani hem dünyada hem ahirette mutlu olacağız. Bunun için çok iyi düşünmemiz lazım. Ama diyelim ki yola çıktılar, böyle oldu. Bu elbette evin geçimini sağlamak erkeğe aittir. Yani. Yok adam ben yapamam diyor. Ya. Evet. Ben yapamam, ben rahatladım babamın yanında. Şimdi buraya geldim. Ailesiyle paylaşmıyor, arkadaşlarıyla paylaşıyor kazandığı parayı. Yani. Onlarla bundan yiyor, içiyor, harcıyor. Yani. Aile reisi evet, olmaz diyorsunuz. Peki anne baba sonra, şu an neredesiniz? Anne baba yanında mısınız? Sonra anne baba 8 ay sonra geri aldı. Anne babamın yanında geldi. Ya işte. Ya kaçtınız, bir hata, bir yanlış oldu. Ama onlar da büyüklük gösterdi. Sizi affetti, yanına aldı tekrar. Evet, doğru. Evlendiğim ailede çok iyi bir aile değildi zaten. Çok sorunlu bir aileydi. Yani din konusunda İnşallah da bayağı bundan sonraki bundan sonra Cenab-ı Hak kuracağınız aile yuva inşallah sağlıklı, sağlıklı olur, mutlu, huzurlu olur diye biz dua edelim o halde. Doğru efendim. İnşallah. Peki. İnşallah öyle. Ben de dua ediyorum zaten. Peki teşekkürler aradığınız için. Oldu, sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, bir soru aktaralım. Devam edeceğiz sonra. Hocam Cihan Hanım'ın sorusu var. Bu çok soruluyor ama onun adına sormuş olalım herkes için. Migren hastasıyım, doktor oruç tutmamı önermiyor. Ama buna rağmen içim rahat etmediği için tutuyorum. Ataklar gelince bazen dayanamayıp bozuyorum. Bozduğumda 60 gün tutmam gerekir mi? Bozduğunda kefaret gerekmez. Bozduğunda 61 kefaret gerekmiyor. Gerekmez. Evet. Gününe gün gerekir. Gününe gün gerekir. Peki. Bu rahatsızlıktan dolayı yazanlara da cevap olarak bunu söylemiş yani, olalım. Hem kendi tecrübesi tahammül edemiyor, hem doktorun da tavsiyesi fidye verecek. Fidye verecek. Doğru. Peki. Stüdyoya döneceğim, seyircilerimize soruları var ama sevgili Mehmet Ercan bugün nerede? Bir merhaba diyelim, bir görelim kendisini. Ondan sonra inşallah devam edelim. Sevgili Mehmet Ercan, duyabiliyor musun bizi? Duyabiliyorum sevgili Muhsin, merhabalar. Merhabalar, sendeyiz. Neredesin, nerelerdesin, kimlesin, neler yapıyorsun bir görelim ve duyalım. Hepsine cevap vereyim. Sana sevgiler. Necmettin Hocam'ın ellerinden öpüyorum hürmetle. Tekrar hayırlı Ramazanlar bizleri izleyenlere. Dünkü yağmur ve bugünkü sıcak, cidden çok sıcak bugün. Dün yağmurdan dolayı biz açık alanda çekim gerçekleştirememiştik ama bugün yine görmüş olduğunuz üzere tıklım tıklım insan yoğun olduğu tarihi yarımada vazgeçilmezimiz Eminönü'ndeyiz. Yeraltı çarşısından bu tarafa doğru geçtim. Az önce sevgili Aslan abi gösterdi, arka tarafında yine yeni camiyi görüyorsunuz. Eminönü ile ilgili şöyle bir söylenti var. Derler ki gündüz buranın nüfusu 2 milyona kadar çıkar ama gece kimse kalmaz, akşam kimse kalmaz. Çünkü burası yerleşim yerinden ziyade insanların geçerken uğradığı yerlerden biri. Bir de sağ tarafta zaten denizi görüyoruz. Hasan abi görebilir, o ünlü balık ekmekçilerin bulunduğu yer. Galata Kulesi'ne doğru manzaramızı alabildiğimiz yer. Burada insanların da tabii fotoğraf çekmemesi mümkün değil. Evet. İnsanlar buralarda neler yapıyorlar, onları konuşmaya çalışacağız kendilerine. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Şöyle iki dakikanızı duracağım. O gül cemalinizi göstermek istiyorum canlı yayında. İsminiz? İsmail. İsmail abi, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar olsun. Nasıl geçiyor? Gayet güzel. Dün yağmur, sevindik gibi hani sıcaklardan dolayı. Bugün sıcak. Ya gökten ne yağdı, yer kabul etmedi. Bakar mısınız cümleye? Böyle gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Bu benim başarımdır. Ya. Gökten ne yağdı ki yer kabul etmedi diyor. Yani, ne gelirse Allah'tan. Eyvallah. Öncelikle her şeyin hayırlısı olsun herkes için. Herkese de hayırlı Ramazanlar diliyorum yani. Şu anda sevgili Muhsin Bay ve Necmettin Nur Saçan hocamız canlı yayında bizleri izliyorlar. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onlara da yayınlarında başarılar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah hayırlısıyla bu Ramazan bayramında görürüz hep beraber. İnşallah. Sorusu var mı? Sorusu. Ramazan'dan kaynaklanan ne güzel durmuş üzerinde. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Var mı bir sorunuz Necmettin hocama?
Sormayayım daha. Ya iyi. Sormayayım şimdi. Yekten herhalde ben mikrofonu uzatınca oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olunuz. Var olunuz. Şimdi bir de buranın tabii vazgeçilmezleri süt mısır diye bağıran kardeşlerimiz var. Simit var. Simit çok enteresan bir yemek. Bir yiyecek çeşidi simit. Maddi geliriniz ne olursa olsun alıp rahatlıkla böyle elinizde yiyebileceğiniz Ramazan dışında tabii. Besin maddelerinden biri. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağ olsun. Nasılsınız abi? Çok teşekkür ederim. Hasan abi açımız nasıl? İyi mi? Şöyle iyi. İsminiz ne? İsmim Şenol abi. Şenol nerelisin? Bitlis Tatvanlıyım ben. Bitlis Tatvan. Evet abi. Ne güzel. Nerede? Orada mıydı Beş Minare? Evet. Bitlis'te Beş Minare. Selam söyle o yare diye. ne kadar kilosu kestanenin? Kilosu 20 liraya, 30 liraya alıyoruz. 20-30 Tabii mi? Bunu pişirdik mi biraz daha pahalıya kaçıyor. Masrafı oluyor. Evet. Masrafı oluyor. Eyvallah. He? İşler nasıl bu arada Ramazan'dan dolayı? İşte oruçtan dolayı biraz düşme var işlerden. Evet. Ama evet. Normal. Tabii. O da normal zaten yani. Eyvallah. Peki. Tabii. Hayırlı işler diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Görüşmek üzere. O rakibin değil mi o simitçi? Hangi? O mu? Evet. Yok abi, rakipleriz biz. Rakip değil. Yok abi. Tamam, peki bir gideyim bakayım. Rakip olmayan vatandaşımız, arkadaşımız ne yapıyor? Kendisiyle bir konuşalım. Kolay gelsin. O bizim malzemeler de burada. Nasılsın, iyi misin? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmin ne? İsmim Bülent. Bülent. Bülent, şöyle bir tezgahı arkamıza alalım. Ondan sonra konuşalım seninle. Yaş kaç? Yaş 20. 20. Nerelisin? Ağrı. Ağrı. Evet. Neresinden? Diyadin. Diyadin. Efendim Ağrı, Ahmet Ekhane'nin ünlü edebiyatçı bulunduğu memleket. Ahmet Ekhane'yi bilirsin değil mi? Tabii. Ahmet Ekhane bilmez miyiz? Sevgili Bülent, şu anda Necmettin Nursaçan hocamız, sevgili Muhsin Bay'la beraber Kanal 7 stüdyolarında bizleri izliyorlar. Evet. Bir de tüm Türkiye izliyor bizi. Necmettin hocama var mı bir sorun? Aklına takılan bir şey? Tam bir sorum var. Hoca, önce ellerinden öpüyorum. Estağfurullah. Bir sorum olacak. Deniz yolculuğuna, bir de uçak yolculuğuna kıble nasıl hesaplanır? Eyvallah. Hocam, sevgili Bülent diyor ki Ağrı'nın yetiştirmiş olduğu bu önemli şahsiyetlerden, delikanlılardan sevgili Bülent. Yüzüne bakar mısınız şu güzelliğe? Diyor ki deniz yolculuğunda ve uçak yolculuklarında kıbleyi nasıl hesaplayacağız? Değil mi? Evet. Bunu soruyor. Peki. Evet. Deniz yolculuğu ve uçak yolculuklarında kıbleyi nasıl hesap edeceğiz? Nasıl hesaplayacağız? Şimdi, hangi yöne doğru namaz günümüzde kılacağız? Ne güzel teknoloji var. Pusula varsa çok güzel. Pusulayla kıbleyi buluruz işte. Sürekli değişiyor hocam pusula. Pusula o zaman sürekli olsun, değişecek. Bir kıble tarafına dururuz, ondan sonra değişsin. Zarar yok. Evet. Evet. Değişsin ondan sonra, önemli değil. Bilmiyorsak diyelim, herhangi bir şey yoksa herhalde kıble şöyle diyor ki pusula. Ben doğru söylüyorum değil mi? Öyle devam ederiz. Öyle. Yani zannımızla, tahminimizle. Kıbleyi ilk bulduğun pusulayla, kıbleyi ilk bulduğun an, kıbleyi tutturdun, ondan sonra değişse de sorun yok. İlk bulduğun andır diyor Necmettin hocam. Yani tahmin ederiz. Peki. Hocam, Bülent teşekkürlerini iletiyor. Ellerinizden öpüyor. Sağ olsun, var olsun. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şöyle yanıma gel. Yamacıma gel şöyle. Uzak durmayalım. Tanış olalım diyor Yunus Emre'nin dediği gibi. Gelin tanış olalım. İsmin ne? Yan tarafa alayım seni. Davut. Davut, nerelisin? Çorum. Çorum. Evet. Nesi meşhur? Leblebi. İlk aklına o mu geldi yani? O geldi. Bir de tohumak koftesi var. Ne? Tohumak koftesi oluyor bizim. Tohumak koftesi. Evet. Tohumak koftesi de çok meşhurmuş. İsmin ne? Hamit. Hamit, nerelisin? Çorumluyum. Akraba mısın? Kardeşim. Kardeşsiniz. Kardeş. Ben de sizin kardeşinizim. Ben yakışıklıyım bu biraz. Bir bakayım. Hasan abi bak. En yakışıklı benim ama ya. Doğru söylüyorsun. O senin gözlerin güzelliği. O benim, ya da bizim gözlerimizin güzelliği. O benim özelliğim. Diyor ki o bizim gözlerimizin güzelliği. Hocam, diyorum ki en yakışıklı benim. Beni ya. Kırmamak için diyor ki o bizim tabii, gözlerimizin tabii, güzelliği maşallah, diyor. Yani. Beni kırmamak için. Hem kendimi kırmıyorum hem seni. Eyvah, ikimizi de kurtardı. Şu anda sevgili Muhsin Bay canlı yayında Kanal 7 ekranlarında iftar saati programını sunuyor. Necmettin Nursaçan hocamız da şu anda orada. Evet. Halkımızdan gelen soruları hesaplıyorlar. İsmin neydi? Davut. Davut. Evet. Var mı aklına takılan bir soru? Ramazan'la ilgili fıkhi bir soru olabilir. Yahu bunun cevabı acaba nedir diye aklına gelen. Ya bunun cevabı nedir diye. Yani bir soru var mı aklına takılan? Ya bu şey soru. Sen de düşün. Soru Ramazan'la ilgili mi olacak? Ramazan'la ilgili aklına takılan bir soru olabilir. Şey mesela aklıma takılan bu zekat konusu çok aklıma takılıyor. Zekat? Evet. Nasıl vereceğiz? Kaçta kaçını vereceğiz? Kimler zekat vermeli? Ya hani bazı insanlar neden vermiyor? Ha, o tabii olayın biraz daha sosyolojik boyutu. Ne gibi belası olacak hani o? Vermiyor. Hocam diyor ki zekat vermemiz gerektiğinde bir ne kadar vermemiz gerekiyor onu birazdan siz rica edeceğiz cevaplarsınız. İki, zekatı vermezsek başımıza ne gelebilir? Yani bunun vebali nedir diye şık bir soru, evet, sordu sevgili Vedat. Davut. Davut değil mi? Pardon. Senin neydi? Benim şu an aklıma gelen. Hayır. Vedat yok mu aranızda? Vedat yok. Ben aranıza geçeyim şöyle. Zekat ne vermiyorlar diyor hocam. Hamit. Hamit. Anneye babaya var mı? Yaşıyorlar mı?
Yaşıyorlar. Allah uzun ömürler versin. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok, şu an aklıma geliyor. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet. Davut'um sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı. Hocam sizlere sevgi ve saygılarını iletiyorlar. Eyvallah. İki kardeşimiz. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hadi yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Şöyle bir dönsün Hasan abi. Şöyle bir dönsün. Aha da burası. O tarihi Eminönü balık ekmeği satıldığı yer. Hasan abi bu tarafa dönelim. Bu tarafa dönelim. Hani belli bir özrün. Evet. Peki tekrar bağlanırız sevgili Mehmet Ercan'a. Buradayız. Bir sonraki durağımız ne zaman olur sevgili Muhsin bilmiyorum. Şimdilik sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Tekrar bağlanacağız sana. Evet, zekatla ilgili soru sordu oradaki bir vatandaşımız. Niye vermiyorlar dedi hocam zekat. Yani doğru. Durumu olanlar niye zekat vermiyor dedi. Doğru. Bir de vermediğimiz takdirde, zekat vermediğimiz takdirde başımıza herhangi bir şey gelir mi? Bununla ilgili bir şey söyler misiniz? Mesela bela kelimesini kullandı da onu kullanmak istemedim. Ayet-i kerimeyle cevap vereyim esallah. Ve la yahsebennellezine yebhaluna bima atahumullahu min fadli. Allah'ın lütfuyla verdiğini cimrilik ederek vermeyenler sanmasınlar ki onların hayrına. Bel huve şerrun lekum. Onlar için zarardır o şer. Seyudavvekune ma behulu bihi yevmel kıyame. Onların boğazlarına geçirilecektir. Velillahi mirasü semavati vel ard. Yerlerin, göklerin, hazinelerin sahibi Allah iken kimin malını kimden esirgiyorsunuz? Ya. Allah soruyor bunu. Ve ma lekum ellâ tunfikû fî sebîlillâh. Velillahi mirasü semavati vel ard. Yerlerin, göklerin, hazinelerinin sahibi Allah iken kimin malını kimden esirgiyorsunuz? İnsanın aslı toprak. Toprağın karakteri sıkı olmaktır. İnsan da sıkıdır, cimridir insan. Vermek istemiyor ama vermediği mal boğazına ve böyle bir yılan olarak, engirek yılanı olarak çenesinden tutacak. Ene maluk, ene kenzü, çok sevdiğin, zekatını vermediğin mal benim diyecek. Hadis-i şerif bu. Hadis-i şerif. Hadis-i şerif, çok sevdiğin. Zekatını vermediğin mal benim. Hassinu envalekum biz zeka. Mallarınızı zekatla sigortalayın. Sigorta ile garantiye alınır. Zekat verin de Mevlana ne diyor? Bakın, asmayı budayınca görünüşte asma küçüldü. Ama gerçekte ise asmanın hem ömrünün uzamasına hem de bol ürün vermesine sebep oldu. Adeta öyledir zekatta. Aynen öyledir, evet. Tabii efendim. Allah razı olsun hocam. Evet, stüdyo konuklarımıza dönmeden önce hocama sorum etiketiyle Twitter'a bir bakalım. Şöyle bir soru var. Onur Bey sormuş. Hocam, cennette herkes 30 yaşında olacak diyorlar. Doğru mu? Cennette herkes 30 yaşında mı olacak? Doğrudur. Yani herkes, insanın 30 yaşı herhalde ömür içerisinde en ideal durumdur. Bunu şöyle bir misal de vereyim. Yaşlı bir hanım Efendimiz'e diyor ki, ya Resulullah, dua et de Allah beni cennetine koysun. Vah! Yaşlı kadınlar cennete giremez. Kadın ağlamaya başlıyor. Peygamberimiz yaşlı kadınlar cennete yaşlı giremez kadınlar diyor. Yaşlı kadınlar cennete giremez. Kadın da ağlamaya başlıyor. Hayır, gençleşecek de o şekilde gireceksin. Evet. Öyleyse mesele yok diyor. Evet. Yani. Demek ki insanoğlunun her şeyi en rahat, kolay i̇nşallah. Yaptığı yaş. Hocam girelim de yaş. İnşallah. Tabii. Yaşımız o kadar, yeter ki girelim yani oraya. 18, ama 20, 30, 40 önemli, yeter ki girelim inşallah. Öyle hutupsuz isteği var ki Muhsin Bey, girmekle razı olmuyor. İşte o gençliği de arzu ediyor. Evet. Ya. Büsbütün çocuk da değil, yaşlı da değil. Yani en ideal yaş oymuş. Evet. Demek. Peki, bir diğer soru. Abdullah Bey sormuş. Hocam, bazıları itilaf var diye sahurda ezandan sonra yemek yemeye devam ediyor. Bunu çevremizde de görüyoruz. Peki, bunların oruçları kabul olur mu? Şöyle söyleyeyim yani. Adamın biri, eskiden baytar derdik ya, baytar, evet. Şimdi veteriner. Evet, evet. Veterinere gidiyor. Veteriner de atın gözüne sürdüğünden adamın gözüne sürüyor, adamın gözü de kör oluyor.
o da davacı oluyor yani. Sonra hakim de diyor ki sen de göz doktoruna gideydin, niye veterinere gittin diyor. Yani seyircilerimizden demek isterim ki veterinere gitmesinler, göz doktoruna gitsinler. Hocam çok güzel bir cevap. Çok güzel bir cevap. Teşekkür ederiz hocam. Cevap anlaşıldı. Peki stüdyoya dönelim. Misafirlerimizin soruları var. Nereden başlayalım? En arkadan başlayalım. Gençler var arkada. Buyurun. Uzatır mısınız rica etsem? Evet. Buyurun, yakın tutun mikrofonu. Tanıyalım önce sizi. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum hocam. Hangi semt? Gazi. Evet. Gazi. Öğrenci miyiz? Çalışıyor muyuz? Öğrenci. Öğrenci. Peki. Soralım sorumuzu hocamıza. Hayırlı Ramazanlar hocam. Benim sorum, makyaj orucu bozuyor mu hocam? Makyaj orucu bozuyor mu? Aynen. Sorusu. Hocam, makyaj orucu makyaj bozar mı? Tabii, makyaj... Ruju kastediyor galiba. Yani ruj, sonuçta dudaklara ruj sürülüyor i̇şte ya hocam. Yani o bakın. Onu mu kastediyorsunuz? Aynen. Ruj. Evet. Evet, ruj sürmek. Dudaklara evet, sürülen. Dudak. Bu orucu biz Rabbimiz razı olsun diye tutuyoruz. Sanırım orada acaba tahlilinde ne var, terkibinde ne var onların? Rujun? Evet. Ruj. Ha. Yani yaparken... Diliyle şey yapacak, tadını alacak, içeriye geçecek. Sonuçta evet, yani onu yani. Bir şekilde herhalde dille temas ediyor sonuçta, değil mi? Ruj yani dudak, dil temas oluyor. Tabii ya. Dolayısıyla bu... O yüzden orucumuzu şüpheye düşürür. Yani, yani şüpheli bir durum. Alın. Evet. Şüphelilerden kaçmak gerekiyor. Tabii, evet. Peki, başka var mı makyajla ilgili başka sorunuz var mı? Öne uzatalım. Hocam peki şeyi sorayım ben, makyajlıyken... Namaz kılınır mı? Zararı yok namaza. Namaza bir zararı yok. Makyajlıyken. Evet. Buyurun. Hocam astım ilaçlarının oruca bir zararı olur mu? Oruçluyken astım ilacı kullanmış olsak. Hava. Astım, hava. O, hava tabii astım ilacı deyince genel birçok astım ilaçları olabilir. Ama bu astım ilacının içinde siz bak, ilaç koyuyoruz. Bir gösterelim onu. Evet. Bir gösterelim. Tamam. Onu basıyorsunuz. İlaç koyuyoruz, evet, çekiyoruz. Hava göremedik onu. Sürüyor. Tekrar gösterir misiniz? Zarar yok. Oruca zarar yok. Oruç ne zaman bozulur? Yeme ve içme ile. Bu yeme içme değil. Yani nihayet oksijen giriyor değil mi? Evet. Onunla bozulmaz yok. Oruçluyken de sıkıntı yaşadığımızda, kullandığımızda bozulmaz diyor hocam. Evet. Başka sorusu olan var mı? Telefon alacağım. Başka sorusu olan? Peki. Hoş geldiniz yayınımıza. Telefondan sonra devam edelim. Telefonumuz var. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun efendim. Hocam iyi akşamlar, iyi Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Buyurun. Benim sorum şu. Şimdi akrabalarla ilişkiyi kesmek günah deniyor ama benim eşimin bütün akrabaları değil de bir akrabasıyla bizim aramız çok kötü oldu. Bu bizim evliliğimizde sorun oldu. Çocuklarımın aslında sorun oldu. Ve ben bu aileyi kesinlikle evimde istemiyorum. Ve diyorum ki mahşere kadar ne onlar beni görsün ne ben onları göreyim. Ama bu konuda eşim beni çok ısrar ediyor ve bana çok baskı yapıyor. Görüşmek istememi istiyor, evime gelmelerini istiyor. Ben asla istemiyorum. Bu bana günah mı? Evet, eşinizin akrabalarının size gelmesini istemiyorsunuz. Hepsi değil. Sadece bu bir akraba. Tamam, yani sonuçta akrabanız. Akrabanız sonuçta. Evet. Onların size gelmesini istemiyorsunuz. Abi şu anda şu anda ekranda dile getiremediğiniz iffetle, şerefle, namusla ilgili bir tehlike mi seziyorsunuz yani? Evet, benim namusuma laf konuştular. Ailemi çok karıştırdılar. Çok çok sorunlarımız oldu. Anlatamıyorum ben şu anda ama. İftira attılar size. İftira atmaları değil de bakarsın ki dengesiz davranışları mı oluyor? Ben öyle seziyorum. Hocam öyle mi? Şöyle söyleyeyim. O akraba dediği kadınla eşimin ilişkisi olduğunu öğrendim ben. 2 yıl boyunca eşim bununla ilişki yaşadı. Ve bunun ailesi tüm hepsi bildiği halde benim evime gelmek istiyorlar. Benimle görüşmek istiyorlar. Ben de diyorum ki eşime böyle bir olay olduktan sonra benim evime gelmesinler. Ben istemiyorum. Ama eşim ısrarla bu kadın gelmesin ama ailesiyle görüş gelsin diyor. Annesi ve kardeşleri gelsin diyor. Ben istemiyorum. Kesinlikle mahşere kadar diyorum. Eğer bunlar gelirse sana da hakkımı helal etmem diyorum. Bu yüzden de eşim bana çok baskı yapıyor. Peki eşiniz bunu tasdik ediyor mu yoksa bu sadece delikodu ve söylenti mi? Eşinizin hakkı mı yeniyor? Hayır. Kesinlikle kanıtlanmış bir olay. Çocuklarım da gözüyle gördü. Çocuklarım da istemiyor. Ben de bunu yani kanıtladım.
Eşim de kabul etti. Tamam dedi, kabul ediyorum, hata yaptım. Ama o kadınla görüşmedi. Annesi ve kardeşleri illaki gelsin diyor. Etrafa karşı akrabalarından vazgeçmek istemiyorum diyor. Ben de istemiyorum. Yani daha anlatamıyorum ben yayında. Hocamıza aslında özel konuştan daha anlatacaklarım çok şey. Anlaşıldı. Ama. Mesele anlaşıldı zaten. Anlaşıldı. Mesele anlaşıldı. Elbette o zaman size hak vermek icap eder. Eşinizin anlayış göstermesi lazım. Git başka yerde ziyaret etsin onları da. İlla evine gelmesi şart değil. Hani evet. Evime gelsin, kolu komşu görsün diye herhalde bir şey ama evet. İstemiyorum. Bu da günah diye bana çok ısrar ediyorlar. Hani konuş, görüş, hakkını helal ettiler ama istemiyorum ben bu kişileri evimde. Evet. Acaba işte tevbe edildi mi, vazgeçildi mi? Eğer öyle olduysa tabii bu kadar da mesafeli olmaya gerek yok ama sen ıslah olmayacaklarını düşünüyorsun herhalde. Evet, evet hocam. Evet. Bunlar evime gelirse bana yine zarar vereceklerini çok iyi biliyorum. Asıl olan sizin yuvadaki mutluluğunuzdur, huzurunuzdur. Onu korumak lazım elbette. Yani bu sefer eşi... Görüşmüyorum ama günah değil değil mi? Hayır, hayır. Evet, o zaman doğru düşünüyor hanımefendi. Evet, hocam doğru düşündüğünüzü tabii söyledi. Efendim. Eğer anlattığınız gibiyse hadise tabii ve olaylar, evet, evet, o zaman hocam, doğru düşünüyorsunuz. Evet. Eşiniz bu konuda bir çözüm anlayış bulsun, kendisi anlayış göstersin. Bulsun. Yani teşekkür ediyoruz. Ben korkuyorum da onun için. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, bugün sevgili izleyenler, gusülle ilgili sorularımız olacak. İlerleyen dakikalar için söylüyorum, şu an için değil. Dün teyemmümle ilgili uygulamamız olmuştu hocam. O hakikaten çok faydalı oldu. Çok teşekkür ettiler. Ben, çünkü onun da hakikaten halkımızın ihtiyacı var, olduğunu. Var, varmış. Biz böyle büyük meseleleri söylüyoruz da böyle halkın yaşayacağı şeyleri hem de böyle göstererek. Unutabiliyoruz hocam. Evet. Öyle değil mi? Unutabiliyoruz. Dün çok teşekkür geldi bundan dolayı. İletelim. Yani teyemmümün alınışı, uygulanışı. Gusül abdestini soruyorlar. Şöyle yani soruyorlar. Demek ki seyircilerimiz evet. De bizi mazur görsünler. Evet. Yani siz bu seyircileri... Büsbütün cahil mi sanıyorsunuz? Gusül abdestini bile bilmiyor mu bizim insanımız ki? Hem de ekranda gusülün nasıl olacağını tarif ama öyle değil işte. Öyle değil demesinler. Öyle demesinler. Hakikaten öyle demesinler. Evet. Bizim derdimiz nedir? Dinimizi anlatmak, kesinlikle. Öğretmek. Kesinlikle. Yani. Evet. Gençlerimizin bir defa kesinlikle guslü bilmeleri gerekiyor. Mesela evet. Telefonlar geliyor. Burada da ben görüyorum. Bakın siz görmüyorsunuz soruları. Diyorlar ki boya abdesti nedir? Gusül nedir? Ya değil mi? Yani boya abdesti nedir? Gusül nedir? Arasındaki fark nedir diye soruyorlar. Öyle oluyor. Biri Arapça, biri Türkçe evet. Yani. Evet, yani dolayısıyla bilmeyebilir insanımız ama hocamız da inşallah onları öğretecek. Biz öğreneceğiz i̇nşallah. Hocamızdan. İnşallah gusül yapmak kime farzdır? Yapalım bu soruları soracağız. Gusül yapmak kime farzdır? Guslü gerektiren haller nelerdir? Guslün faydaları nelerdir? Guslün farz ve sünnetleri nelerdir? Bakın bunlar önemli. Gusülsüz yapılamayan işler nelerdir? Evet. Yani biz cünüp olduğumuzda neler yapamayız? Neler yapamayız? Evet. Evet. Usulüne uygun gusül nasıl yapılır gibi soruları hocamıza inşallah ilerleyen dakikalarda soracağız. Ama şimdi bir telefonumuz daha varmış hocam. Tabii efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz. Bu arada biraz hoş sonra buldum, inşallah teşekkür ederim. Şifremizi de vereceğiz umre hediyesi için. Hayırlı Ramazanlar efendim. Teşekkürler, amin. Buyurun. Bir sorum olacaktı hocama. Evet. Atıyorum örneğin ben nişanlıyım veya kızım nişanlı. Evet. Nişanlısı tarafında yani imam değil dini nikah gerekiyor mu gerekmiyor mu? Efendim, dini nikah evet. Kıymak doğru değil. Nişan nikaha hazırlıktır. Nişan nikah değildir. Nişan mahremiyet yasaklarını kaldırmaz. Yani biz nişanlandık, hadi iş serbest, keyfimize göre gezelim, tozalım olmaz. Nişandır, evliliğe hazırlıktır. Çok özür diliyorum hocam. Evet. Zaten öyle bir şey mümkün olmaz da ama bir erkek de namahrem olduğu için yan yana konuşmak da dilimizde ben şöyle tabii ki siz dayabilirsiniz. Yok, başkalarının yanında. Namahrem değil mi hocam? Başkalarının yanında görüşüp konuşabilirler. Ama tenha evet. Yerde, bak tenha yerde kalamazlar. Tenha yerde. Evet. Evet. Kalmanın adı halveti sahihadır. Onu yapamazlar. Evet, öyle olunca ne olacağı da belli olmaz. Biz bu sorulardan, evet, cevaplardan çok şey görüyoruz Muhsin evet, Bey. Evet. Önce
resmi nikah, sonra dini nikah. Niçin böyle? Devletimizin bu konuda çok tecrübesi olmuş, mağdur olanlar olmuş. Özellikle kızlarımız, kadınlarımız mağdur olmasın diye. Olmasın, zarar görmesin diye işi devlet gücüyle de sağlama almak yani. Yoksa hadi delikanlı boşadım dedi gitti. Evet. Ne olacak? Kız zarar gördü bu işten. Evet. Olur mu ya? Bir hakkı yok. Savunamayacak kendisini. İşe devlet gücüyle de sağlamlaştırma. Hocam bir kısa bir sorun daha olacaktı hocam. Özür dileyerek başkasının hakkını almayayım. Borsa hakkında caiz midir, değil midir, günah midir, değil midir hocam? Borsa. Hocam cevabı reklamlardan sonra alalım. Evet, reklamlardan sonra Umre hediyesi için şifremiz de gelecek. Twitter'dan ve Instagram'dan gelen sorular, onların cevapları da reklamlardan sonra. Evet, iftar saati devam ediyor sevgili izleyenler. Umre için ilk şifreyi telefondan hemen sonra vereceğiz. Birinci şifremizi lütfen not almayı unutmayın ama... Reklam öncesi bir soru soruldu. Borsa ile ilgili soru vardı hocam. Bu konuda ne söylersiniz? Evet, yani iştigal sahası meşru olan firmanın senediyle alışveriş yapabilir. Ama imkan nispetinde de uzak durup helal kazanç yollarını aramalı. Hocam şüphelilerden kaçınalım diyor. Sürekli şüphelilerden kaçınalım diyor. Peki. Evet, telefonu alalım. Daha sonra Umre hediyesi için ilk şifremizi verelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Benim hocama bir sorum olacaktı. Ben 2 yıllık evliyim. Evet. Bizim resmi nikahımız var ama nikahta 4 tane erkek olduğu için dini nikaha gerek yok demişler eşime. Biz dini nikah yapmıyoruz. Ben çok rahatsızım bu konudan. Eşime çok diyorum yapalım diye ama olmuştur diye yapmak istemiyor hocam. Bunun nasıl olur? Böyle bir şey olur mu? Eşiniz yapmamız şu anda dinliyor mu sizi? Bizi izliyor mu? Dinlemiyordur, iş yerinde çalışıyor. İş yerinde. Siz aktaracaksınız hocamın cevabını. Evet. Aslında hanım kızım nikahınız geçerli. Yani nikahınız var sizin ama amması da şu. Yani bir hocaefendinin huzurunda evlenmenin sebebi nedir? Eşlerin birbirlerine karşı görevleri nelerdir? Ve ayrıca da dua, sena, Allah'ın kelamı... olsa çok daha güzel olur. Ballı kaymaklı olur. Çok daha iyi olur. Ama nikahınız var mı? Var. Bugüne kadar nikahsız değil miydiniz? Değildiniz. Değil. Nikahsız değildiniz. Nikahınız vardı. Ama dini nikahın da güzelliği öyledir. Dua, sena. Yani bir yuva kuruyoruz. Hem dünyada mutlu olalım hem de ahirette mutlu olalım. Bak o nikahta yaptığımız duayı şimdi okusam etkilenirsiniz. Ya buna kadar güzel dua. Hocam lütfen. Hocam ben de işte lütfen, aynen dinleyelim. Öyle eşime dedim. Eşim ben hocaya danıştım. 4 tane erkek vardı. Bir şey olmaz. İmam nikahı sayılır demiş. O yüzden yapmaya gerek yok demiş. O yüzden eşim pek taraftar olmadı. Ben çok rahatsızım bu konudan. Sürekli bu yüzden de tartışıyoruz zaten. Ben yapalım diyorum. O da olmuş zaten. Yaparsak daha güzel olurmuş diyelim. Hocamızın tavsiyesi yaparsak daha güzel olurmuş. Ya. Eşinize böyle aktarın siz. Ya. Evet. Hem siz hocam, de rahat edeceksiniz. Hocam belirli bir miktar altınlarımız var. Bunun zekatının tutarınca eşim vermek istemiyor. Biraz daha altında vermek istiyor. Bunda günah bana da olur mu? Nasıl olur? Onda da ikna edemiyorum. Şimdi sahibi kim bunun? Bu altınların sahibi eşiniz düğünde mi sizin? Düğünde takılan altınlar yani. Onun da benim de. Düğün takılır o zaman sizin daha çok sizin herhalde. Yani yok hocam yani eşimin ihtiyacı olunca kendi kullanır. Yoksa hani benim bir ihtiyacım yok. Ben ev hanımıyım. Yani kullanmıyorum. Şimdiye kadar da bir ihtiyacım olmadı. Yok, normalde bak, de takmıyorum şimdi zaten. Şimdi hanım kızım şunu tespit etmek istiyorum. Bunun sahibi kim, maliki kim? Kimse mükellef o olur. Yani bu yani altınların zekatla, düğünde takılan altınların sahibi şu anda siz misiniz, siz eşiniz misiniz, mi? Eşiniz mi? Eşim. Siz verdiniz mi ona? Halbuki düğünde falan takılanlar da genellikle... Niye verdiniz? Gelin kızım olur yani. Ya hocam ben altın sevmediğimden takmıyorum, kullanmıyorum. O da işte hani lazım olunca bozduruyor, kendi kullanıyor. Yani siz, hani ben de siz demek vermişsiniz. Ne güzel. Tamam eşimin diyor yani. Eşimin diyor altınlar. Vermişsin. Tamam, şimdi eşim. Onun vermesi icap eder. Eğer 80 gramı geçiyorsa mükellef. Çok fazla adam. 80'den çok fazla. O zaman verilmesi lazım. Peki ne vermek istiyor ki eşiniz? Yani zekatta belirlenen rakam ya var.
O ne vermek istiyor? Biz hocaya sorduk. Hoca 1000 küsürün üstünde bir fiyat söyledi. Kendisi ama 500-600 lira falan vermek istiyor. Ya bu işin pazarlığı olur mu hocam? Tabii bu neyse o hesap neyse bu işin o. Pazarlığı olur mu zekatı ben şu kadar vereyim bu, diye. Bu Allah benziyor. Allah niye emrettiyse o yani. Ben de aynısını dedim. Yani bugün bir veririz yarın 1000 olur ama yeter ki verelim diyorum ama müftülüğüm zamanında birisi geldi. Hocam dedi bankada birikmiş çok faiz var. Ne yapacağım dedi. Sevap beklemeden bir hayra vereceğim dedim. Veremiyorum dedi. Niye veremiyorsun dedim. Hocam çok dedi. Para çok. Aman ya Rabbi veremiyorum diyor ya. Allah Allah. O kadar yani. Ya. Yani insanoğlu. İnsanoğlu cimridir, insanoğlu evet. sıkıdır. Bir eşiniz için demiyor canım. Hayra delalet eden birisi var da biliyor musun? Hayra delalet eden biri. Vardım diyor adamdan yardım istedim filan yer için. Dedi ki diyor şu gavur elim var ya, şu gavur elim veremiyor. Kasa orada var al arkadaş Allah dedi Allah. Diyor. Ben de kasayı açtım bir hayli para aldım diyor. Veremiyor arkadaş diyor. Allah Allah. Bu gavur elim vermiyor diyor. Yani zekatta Allah ne emretmişse onu vermek tabii zorundayız biz. Ya. Yoksa ben biraz altını vereyim. Yani üçte birini vereyim, ama, üçte ikisini vereyim. Ama vaka bu ki bir kısmı biraz un verdik, bilmem erzak verdik, iş gitti öyle değil. Hesap yapmam lazım. Yani diyelim ki 40 milyonum var. 1 milyon vermem lazım. 40'ta biri. 40'ta biri ya. Evet yani ölçü bu hanımefendi. 40'ta biri neyse elinizdeki işte hesap vereceksiniz. Yani bir herhangi bir hocaya sormuşsunuz o da güzel evet, ama sordum. Siz kendiniz de hesap edebilirsiniz. Çok zor değil bunun hesabı. Kendiniz de hesap yapabilirsiniz. 40'ta evet, biri. Bitti o kadar. 40'ta biri. Veya %2,5. Ya da %2,5 evet. Evet. Peki teşekkür ediyoruz aradığınız ben için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Eşinize selamlar. Hocamın söylediklerini söyleyin tek tek eşinize. Gece izletirim mutlaka yayınınızı. Tamam peki teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Evet sevgili Mehmet Ercan hazırmış. Tekrar merhaba diyelim sevgili Mehmet Ercan'a. Duyabiliyor musun sevgili Mehmet Ercan bize? Merhabalar. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Eminönü'ndesin şu anda. Evet Galata Köprüsü'nde evet. Şu anda Mehmet evet. Ercan. Sendeyiz buyur. Eminönü'ndeyim. Aynen öyle Galata Köprüsü'nde. Galata Köprüsü'nde. Sağ taraftaki de Hasan abi un kapalı köprüsüydü değil mi? Evet sağ taraftaki de un kapalı köprüsü. Ben o iki köprüyü sürekli karıştırıyorum. Çok heves ettiğim bir şeydir ama bir türlü bundan zaman bulamadım. Belki o başka bir psikoloji. Burada balık tutmak. Onun psikolojisi. Balık tutanları en azından görüntülemek istedik. Onlarla hayırlı Ramazanlar dileyelim istedik. Mesela aşağı yukarı başlardayız. Hemen buradan başlayabiliriz. Kolay gelsin. Şuradan başlayayım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Elhamdülillah. İsmin ne? Ferit. Ferit nerelisin? Batman. Batman. Evet. Eyvallah. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Sen tutmuyorsun balık falan? Ben balıkları toplayıcısıyım. Yani topluyorum. Sen toplayıcısın. Oltam olmadığı için. Oltan aynen, yok. Aynen oltan. Sen sadece yiyorsun. Kim aynen tutuyor? Öyle. Arkadaş tutuyor işte. Arkadaş. Salih'miş. Burada duralım. Salih bana bir dön. Salih nasılsın? İyiyim Salih ben. Teşekkür. Nasılsın iyi misin? Şöyle biraz daha dönelim. Sizler nasılsınız? Eyvallah şükür. Haydi Ramazanlar. Sizin de Ramazan mübarek olsun. Eyvallah. Var mı balık? Tamam abi. Vallahi bir 20 dakikadır yarım saattir bir balık yok. Herkes çekemiyor öyle tek tük çekiyorlar herkes. 20 dakikadır balık yok. Aynen biraz tuttum. Hasan abi bak biraz tutmuş şurada. Saattir falan attığımı çekiyordum. He ama şu an yok. Aynen tavuk göğsüne geliyorlardı. Tavuk göğsüne. Biraz... Beceriksizim demiyorsun. Beceriksizlik. Siz tutun. Ha ben ya ben mi becerik? Siz becerikliyseniz ver bakalım. Tutun. Ver. Tut mikrofonu. Evet ben aldım mikrofonu. Evet muhabirimiz balık tutacak. Şey yapmam gerekiyor mu burada benim? Evet hani sizi izleyelim şimdi. Şey takıldı. Sen mi söylüyorum ben? Vallahi tamam. Sarın. Çevirin. Böyle mi? Evet. Çevirin. Hocam çok özür diliyorum. Cidden bir şey takıldı ama şaka yapmıyorum Salih. Geliyorsa inşallah. Cidden şaka yapıyorum sen cidden beceriksizsin. Ağırsa geliyor. Yok. Beceriksizim ben. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu sararken evet. Şu anda sevgili Muhsin Bay stüdyoda evet. İftar Saati programı sunuyor ve kıymetli hocamız Necmettin Nuzuşacan o da bizleri izliyor. Oruçlar nasıl? Elhamdülillah tutuyoruz. Eyvallah. Allah daim etsin. Amin. Var mı hocama bir soru? Necmettin hocam değil mi? Necmettin hocam hayırlı günler. Buradan tüm Türkiye'nin Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan şerifini kutluyorum.
Şey sorabilirim, oruçluya neler müstehaktır diye sorabilirim bunu. Hocam geldi herhalde ses. Ses geliyorsa. Oruçluya evet. Neden sevaptır? Oruçluya neler müstehaktır diyorum. Müstehaktır. Oruçluya neler müstehaktır? Oruçluya evet. neler müstehaktır diye mi sordun? Müstehaktır. Öyle mi? Evet, ben olsam halim. Ben bir şey çekememişim Salih, kusura bakma. Evet. Oruçluya neler müstehaptır dedi. Yani. Duyuldu sanırım. Efendim işte oruçlu. Olay gelsin. Hocam birazdan cevabı alayım sizden. Tamam sonra. Biraz sonra devam edelim. Devam edelim. Olur mu devam edelim? Var mı başka kimse arkadaşlarınızdan? Var ya. Kim? Gel benimle gel. Kolay gelsin baba. Nasılsın, iyi misin? Bak Salih bak. Tutan tutuyor babacığım. İsim ne? İhsan. İhsan abi bak tutan tutuyor. Ne oldu? Sabahtan beri burada bir de. Hiç sıkılmıyorsun değil mi laf söylerken? Beceriksizsin. Tutan tutmuş. Baba rastgele. Helal olsun baba rastgele. Kolay gelsin. Merhaba nasılsınız? Merhaba, iyiyim sağ olun. Haydi Ramazanlar. Sağ ol. Hiç balık tuttunuz mu? Yok. Niye? Nerelisiniz? Ben Ağrılıyım. Ağrılısınız. Evet. Maşallah değil mi? Eminönü'nde de kaçıncı Ağrılı vatandaşınız? Ama Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorsunuz. Hayırlısı olsun. Neresinde? Stuttgart. Evet. Ramazan'da mı buradasınız? Evet. Almanya'da Ramazan nasıl? Türkiye'de Ramazan nasıl? Gerçi burada daha iyi. Tabii ki burada daha iyi. Bence de burada daha iyi. Kesinlikle burada daha iyi. Peki isim neydi? Cesim. Cesim. Cesim abi. Cesim abi. Şu an canlı yayındayız Cesim abi. Hey Cesim abi. Bu akşam yayınlanacak mı diyor ya. Hemen söyle bizi en azından izlemeye devam etsinler. Cesim abi sağ olasın. Kolay gelsin. Salih. Beceriksiz Salih. Bak. Gördün mü? Yok efendim neymiş de tavuklar tavuk gözüne gelmiyormuş balıklar. Orada Salih diye bir arkadaş var bak sarılı. Evet. Beceriksizdir tutamıyor balığı. Tutuyor. Ondan sonra. Tutuyor. Efendim? Çok güzel maşallah. Eyvallah. Hayırlı Ramazanlar olsun size de. Siz tutar mısınız balık? Siz daha çok yer gibi duruyorsunuz. Aynen öyle. Balığı. Aynen. Tutan değil de yer. Peki kolay gelsin. Nerede? Ferit burada mısın? Kolay gelsin. Gösterebilir miyim balıkları? Gösterelim. Bak Salih. Bak. Gör. Analar neler doğurmuş gör. Sen göstermedin değil mi Aslan abi? Reklam mı var orada? Peki. Arkadaşınız mı? Nasılsın? İyiyim abi siz nasılsınız? Sağ ol. Var mı balık? Abi bugün 2,5-3 civarları iyiydi. Şu anda biraz azaldı. Salih'le nerede tanışıyorsunuz? Abi üniversiteden. Kaç dakika kaldı? Aynen abi. Ferit'le nerede tanışıyorsunuz? Daha şifre vereceğiz. Ver. 3 arkadaş. Hadi Ferit'i. Ferit'i hadi çıkardık devreden. Ferit tutmuyor balık ama sen de beceriksizsin. Salih de. Salih. Neler müstehaktır? Soru bu. Salih bak. Bak. Abi, evet. Diğer beceriksiz arkadaşın abi, senin. Şaka yapıyorum. Ya. Yok sorun değil. Şaka abi. Yapıyorum vallahi. Eyvallah. Hangi okul? Haliç Üniversitesi'ndeyiz abi. Ne okuyorsunuz bölüm? Hemşirelik. Böyle? Hemşirelik okuyorsunuz. Aynen abi. Üçümüzle beraber. Üçüm. Sen Ferit ve? Aynen. Salih. Çırağım ya. Çırağım mı? O benim çırağım. Evet. Ha senin ustalığını gördük benim çırağım diyor. Çıkar gözlüğü çıkar gözlüğü çıkar. Bakın o Salih bu Salih. Çok becerikli. 6 tane tutmuş kendisi usta sanıyor kendisini. Valla. Bir ara beraber. 15 tane falan var orada. Ben 6 dediysem 6 durur o. Sözümün üstüne. Yaş kaç? Sayalım 25. 38 yaşındayım ben. 6 dediysem 6 bitti o. Büyüklere birazcık saygı Salih. Birazcık saygı. Ramazan ayında daha bir ehemmiyet. Allah Allah. İlla beni bozmaya çalışıyor. 6 dedim yürü git tamam bitti o mevzu kapandı. Şaka yapıyorum. Bakın bu nedir biliyor musunuz? Kıymetli izleyenler bu muhabbettir. Ben Salih'i hayatım boyunca görmedim. Evet. Salih de beni görmedi. Evet. Biz karındaş değiliz kardeş. Ama inancımızdan dolayı biz kardeşiz. Evet. İşte bu şakalarımıza normalde biri söylese karakola mahkemeye verirsiniz. Aynen. Ne diyor bu adam diyor? Şikayet... Evet edersin, sevgili Ercan. Edersin, tabii edersin. Ama biz inancımız gereği kardeşiz. Bundan dolayı şakalaşabiliyoruz. Oradaki balık tutan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize selamlarımızı iletiyoruz hocamla. Şifre verme zamanı geldi. İlk şifreyi vereceğiz. Tekrar sana evet. Bağlanacağız, döneceğiz. Kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, ilk şifremiz hazırsanız söylüyorum. İlk şifremiz bugünün ilk şifresi oruç olacak. Arkadaşlarımız ekrana yansıtacaklar ve yazdı. Birinci şifre oruç. 3 tane daha şifre vereceğiz. Toplamda 4 şifre olacak. Ve bir izleyenimiz bugün Umre hediyesi kazanacak iftar saati programında sevgili izleyenler. Evet, adaşım Muhsin Kara'dan inşallah kaside de dinleyeceğiz ilerleyen dakikalarda ama öncesinde Cenab-ı Hakk'ın hangi ayetlerini dinleyelim? Şems suresini inşallah okuyacağız. Şems suresini. Evet. Peki, buyurun. (Gülüyor)
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.
Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Evet sevgili izleyenler, Muhsin Kara bugün misafirimiz. Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma 2010 Türkiye ikincisi. Allah razı olsun. Hocam ayette şöyle deniyor. Güneşe ve onun parıltısına, güneşin ardından gelen aya, güneşi açıp ortaya çıkaran gündüze, onu örten geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu döşeyene, nefse ve onu biçimlendirene, sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir. Yani Muhsin Bey, Allah yedi yeminle dikkat çekiyor bir şeye. Ya evet. Allah Allah. Allah yedi yeminle neye dikkat çekiyor? Kad eflaha men zekkaha ve kad khabe men dessaha. Nefsini temizleyen mutluluğa ermiştir. Nefsin desiselerine uyan da perişan olmuştur. Ziyana uğramıştır. Bu nefis neymiş ya? Bu nasıl şeymiş ya? Evet, Allah nefsini temizleyenlerden eylesin inşallah. Öyle duamız olsun. Ne güzel olsun. Dedin ya. İnşallah. Ya. Allah razı olsun hocam. Tamam. Evet, hocama sorum etiketiyle gelen sorular, aynı zamanda Instagram'a gelen sorulardan bazılarını aktaralım. Bakü'den Nergis Hanım soruyor hocam. Selam Bakü'den, olsun Bakü'ye. Bakü'den. Can, evet. Can Azerbaycan'a biz de eyvallah. Selam. Allah razı olsun. Evet. Oruçlu iken banyo yapmamız sakıncalı mı hocama sorar değil, mısınız sakıncalı demiş. Sakıncalı değil. Oruçlu iken ama serinleyelim diye ama neyse. Sakıncalı değil. Sakıncalı değil. Damla Hanım soruyor, fitreyi gıda olarak verebilir miyiz? Aynı olarak da nakdi olarak da verebiliriz ama daha çok verdiğimiz kişinin hangisi işine yarayacaksa ona dikkat etmeli. Yani diyelim ben şurada komşuya hadi 2 kilo un verdim. Ya ne yapacak 2 kilo unu yani? Herhal para versem daha çok işine yarar gibi. Hulasa yani işine hangisi çok yarayacaksa o, gıda olmaz mı? Olur. Gıda da olur. Sevcan Hanım, mukabele okuyoruz. Gidemediğimizde mukabeleye başkası yerimize okusa ya da takip etse olur mu diye soruyor. Yok, kendisinin okuması lazım. Kendi adına hatim olacaksa o cüzü de kendinin okuması lazım. Instagram'dan Emine Hanım soruyor. Yatsı ezanı okunmadan vakit girdi diye yatsı namazını kılarsak kabul olur mu? Vakit esastır namaz vakitlerinde. Yani namazın vakti gelmeden namazı kılmakla olmaz. Ne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta. Müminlere vakitlerle namaz farz kılındı. Evet. Vakitlerle. Vakit gelmeden olmaz. Kıldıysak tekrar etmemiz lazım. Kıldıysak tekrar etmemiz lazım. Evet. Yani vakit girdi diye kılamaya vakit gelmemiş evet. Daha. Evet. Yok ama vakit gelmiş de biz ezan duymamış. Mühim olan vakit. Bunun için de takvime bakacağız. Evet. Ha. Bir başka izleyicimiz, 5 aylık bebeğim var, emziriyorum. Oruç tutabilmek için ek gıda takviyesi yapıyorum. Sütüm yetmiyor. Tutmasam içim rahat etmiyor. Bebek az beslendiği için huysuz, günaha girmiş olur muyum diyor. Hocam cevabı evet. Ezan vakti mi Kabe'de? Akşam ezanı evet. Bir dönelim tekrar devam edeceğiz inşallah. İftar vakti şu anda. Kabe-i Muazzama'da hocam. Canlı olarak veriyoruz. Tavaf devam ediyor. Evet, tavaf devam ediyor. Biraz önceki de muvacehe kısmıydı yani. Hangi kısım hocam? Muvacehe. Muvacehe evet. Yani sevgili Peygamberimizin huzurunda selam verdiğimiz evet. Yer. Ziyarete gittiğimizde muhterem hocamla biz de selamlamada evet, bulunduk. Doğru. Ancak o kadar kalabalıktı ki yani çok yakın gitmek mümkün olmuyor. Doğru. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şimdi bakın sağ omuzu hep açık dolaşıyor. Buna gerek var mı? O arkasında say olan tavafın
ilk 3 şautunda böyle sağ omuz açık olacak. Ama durmadan hep onu öğrenelim kalır. Hocam önemli. İlk 3 şautun o zaman sağ omuz açık olur. Ondan sonra kapatabilir. Ondan sonra kapatabilir. Evet, tavafta. Evet, şimdi durmadan sağ omuz açık dolaşıyor. Evet. Sağ omzun açık kalması gerekiyor. Sol değil, bunu söyleyelim. Tabii, sağ tabii. Omuz açıkta doğru. Kalacak. Tavafta da, ilk 3 şaft. O da hangi tavaf? Arkasında sağ olan tavaf. Evet, arkasında sağ olan tavafta. Tavaf. Evet. Evet, diğerlerinde gerek yok. Doğru. Evet, birazdan sofraları da görürüz. Çok mütevazı iftar sofraları var orada. Görüyorsunuz. Zemzem ve hurma var. İftarlarını açıyorlar. Evet. Sonra dua yapılıyor. Geleneksel olabiliyor yemekler, yoğurtlar, ekmekler ama genel itibariyle zemzem ve suyla iftar açılıyor. Ve daha sonra da duaya geçiliyor. Evet. Duadan sonra ise namaz. Namazdan sonra esas iftar yemeği. Öyle oluyor. Evet, ya. Yemek, namazdan sonra evet, asıl. Esas asıl iftar yemek iftardan namaz. Sonra. Evet. Allahümme Rabbe hâzihi davet-i tâmme. Amin. Ve salâtil gâime. Âti Muhammeden'il vesîlete vel fazîlete ve derecetel refî'ah. Ve basu makamen mahmuden illezî vaatteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Allah razı olsun hocam. Evet, telefonumuz varsa alalım. Ha, soru yarım kalmıştı, oradan devam edelim. Bu bebek emziren hanımefendiyle ilgili neler söylersiniz hocam? Tutmasam olmuyor diyor, içim rahat etmiyor diyor. Fakat İçi rahat etsin, Allah izin veriyor da onun içine ne oldu? Yani, güzel. Allah izin veriyor, çocuğun da beslenmesi bilahare. Başka gün, hele kış günlerinde de oldukça kısa olur, tutar, problem yok. Evet, Allah izin veriyor da biz kim oluyoruz? Tabii. Allah izin vermiş doğru. Yani. Hazırsa telefonumuzu alalım. Peki, alacağız az sonra. Zekat kimlere verilmez? Ben mesela zekatı kimlere veremem hocam? Zekat, bakın, usulü furu ne demek? Yani ana, baba, dede, nine, evlat, torun bunlar birbirine veremezler. Aralarında nikah bağı olanlar birbirine veremezler. Gayrimüslime veremeyiz. Sadaka veririz de zekat vermeyiz. Zengine veremeyiz. İşte o kadar bak kimler meydana çıktı. Kimlere zekat veremezmişiz. Aralarında usulü furu bağı. Onu yani, biraz açalım mı hocam? Ortalıkta bir Ahmet düşünün. Bir Ahmet'i meydana getirenler var. Bir de Ahmet'ten meydana gelenler var. Ahmet'i meydana getirenlere usul, meydana gelenlere furu denilir. Ha, bunlar birbirine veremezler. Ana, baba, dede, nine yukarıya doğru, aşağıya doğru evlat, torun. Veremezler. Bunlar birbirlerine veremezler. Veremezler, evet. Daha net. Ve zengine veremeyiz. Evet. Başka kim? Gayrimüslime verilir mi? Gayrimüslime zekat verilmez. Gayrimüslime zekat verilmez. Sadaka verilir de. Evet. Sadaka verilir ama zekat verilmez. Verilmez. Namaz kılmayan kişiye verebilir miyiz demiş Hilal Hanım. Verebiliriz. Yani fitreyi verebilir fitre miyiz? Fitre de verebiliriz, zekat da verebiliriz. Evet. Peki. İlahi mi alıyoruz? Yok. Ha, tamam, telefonumuz hazır. Peki. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Bursa'dan arıyor izleyicimiz. Buyurun efendim. Hocam duyuyor sizi şu anda. Sorunuzu alalım. Tamam, selamünaleyküm. Aleykümselam. Televizyonun sesini kısın lütfen. Kısın televizyonu. Tamam, ben kapatayım. Evet. Hocam ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah hanım kızınız. Buyurun. Hocam benim bir sorum var. Şimdi benim eşimin ataması sahip çıktı bir yere bulunduğum yerden 6 saat uzakta. Annem ve kardeşim bakımı mutlak. Kardeşim 30 yıldır yatıyor. Ama bir bardak suyunu mutlak senin vicdanına kalmış bekleyin. Ondan sonra annem de aynı şekilde karşı yani bir güzellik var. Sesiniz gidip geliyor ya da biz sağlıklı duyamıyoruz. Acaba çekmiyor mu bulunduğunuz yer?
Biraz daha yakın konuşur musunuz telefona rica etsem? Hatla ilgili galiba bir sıkıntı var orada. Şimdi geliyor mu? Şimdi net, galiba evet. Çekmiyor bulunduğunuz yer. Daha sakin, evet. Daha yakın konuşursanız net duyalım. Tamam. Buyurun. Benim hani eşimin, tekrardan anlatıyorum. Eşimin ataması çıktı. Tamam. 6 saat bir uzaklıkta. Annem ve kardeşim bakıma muhtaçlar. 30 senedir kardeşim yatıyor. Bedensel, zihinsel özürlü. Boynundan aşağısı felç. Ve hani Rabbim ona bir ömür vermiş. Bir vakti saati var elbette ki. Ama hani bakıma muhtaç. Annem de aynı şekilde, ama annem ayakta, ama annemin de kalp, şeker, tansiyon hastası. İnsülin kullanıyor kendisi. Evet. Ve ayrıca babam da 10 sene yattı yatalak olarak altına. Özür dilerim, anlatmak istemiyordum ama hani baktım demeyeyim, Rabbim izin verdi, ben baktım ve kendisi öldü. Şu an kardeşimle annem kaldı, kimsem yok. Eşim de diyor ki ben gideceğim, ailemi alıp götüreceğim, ama ben arkama baktığım zaman annemde kardeşim var. Çok üzülüyorum, bir de annem çok rahatsız oluyorum. Ben onlara bakmakla yükümlüyüm çünkü kimsem yok, kardeşim dahi yok. Hani anlatabildim mi? Ben, eşim de diyor ki hani burada diyor biter diyor. Yani bakmak istemiyor, o yükümlülüğü almak istemiyor. Ben de bırakıp da gidemiyorum. Ailem var tabii ki, iki tane çocuğum var, evladım var, evlatlarımı bırakmak istemiyorum. Tabii anne yüreği olarak hani ortada kalmasını istemiyorum. Ben de hani yetim büyüdüğüm için, ben bu durumları anladığım için çocuklarım da anne gibi. Evet, hanımefendi, peki yani, eşiniz çok özür dilerim. Eşiniz onların böyle ortada kalmasına gönlü razı mı hakikaten? Hocam, nasıl anlatayım sana ben? İslami duygusu zayıf olan bir insan. Yani nasıl anlatayım? Hayır, ama bu ama bakın, çok özür dilerim. Bu insani bir durum. Yani İslami bir durum elbette. Hassasiyetlerimiz var ama insan evet. Olan merhamet gösterir. Anne var, kardeş var bakıma Rabbim muhtaç. Rabbim versin, göğsüne merhamet versin. Bütün ümmeti, kullarımıza, hepimize merhamet versin. Ama bu da benim bir imtihanım, bir sınavım, biliyorum. Ama ben artık ortada kaldığım için ne yapacağımı şaşırmış vaziyette kaldım. Ben Nur dedemden bir şey istiyorum, dua istiyorum. Başka bir şey için aramadım ben. Hanım kızım. Ne olursun bana dua etsin. Hanım kızım. Şurama zamanın hürmetine Hanım... Rabbim bana bir çıkış yolu versin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Rabbimiz çıkış yolu verir. Devletimizde bak. Hanım kızım, devletimizde verir. Bu durumu devletimize ilettiğimizde o da belki bu tayinden vazgeçebilir. Yani siz bak, ümidinizi yitirmeyin. Mümin ümitsiz olmaz. Ümit, Rabbim var, her şey var. Allah var, her şey var. Yani kapılar açılır, bunalım yok. Deme şun için şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, gönülden kederi uzak eyle. Rabbinle huzur eyle, tevfiz-i umur eyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Allah bir, peygamber hak, pekmez kara, yoğurt ak. Akşam yatıp sabah kalk, dert etme yaşamana bak. Allah Allah. Ya öyle bir sabrediyorum, sabrettiğimin mükafatını alıyorum. Elbette alırsın. Rabbim Allah kapıda açar. Bana gönderiyor. Hanım kızımız, ben bilmiyorum mevzuatı da bak. Belki devletimiz de şu durumu devletimize iletmemiz lazım. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Belgesi de şu. Onu da diyebiliriz. Başka bir çözüm olamaz mı? Hani alternatif bir çözüm olamaz mı? Bir bakıcı tutulamaz mı? Tabii. Yok hocam, ben kimseye bırakmak istemiyorum. Ama ben bakın, tamam, anlıyorum. Bir anneniz, yani. Birisi anneniz, diğeri canım kardeşiniz ama onlar.
bir tarafta da kocanız var, eşiniz var, onun tayini var. Evet. Hani çok zor durumda kalırsanız, çok yıpranacaksanız orta yol bulunur. Bir bakıcı, akraba olabilir, tanıdık olabilir. Bir çözüm bulunur. Bir çözüm bulunur. Devletiniz de belki tavsiye edecektir bakıcı. Evet. Evet. Hocam şöyle dua istiyorum. Nur dedemden şöyle dua istiyorum. Rabbim eşimin göğsüne merhamet versin. Ben de götüreyim onları yanımda. Evinde bakayım son nefesine kadar. Ben böyle istiyorum. Duamı böyle ediyorum. Allah Rabbim Allah. Göğsüne merhamet versin. Vicdan versin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bakarsınız. Rabbim inşallah yöneltir. İslami duygularına da kazandırır. Ben böyle ümitleniyorum. Rabbim kapılarını açar. Birini kapatır. Allah. Birini açar. Hocam sizden dua istiyor eşi için. Çünkü yetimlerin duasını Allah kabul eder. Ben Peygamber Efendimiz'i bu gece gördüm rüyamda. Dizine kafamı koydum ben. Benim kafam saçımı elleyerek dedi ki ben yetimlerle beraberim. Uyuyun ne dedi bana. Ama ben kalbinden konuştum. Dilime zikretmedim, konuşmadım peygamberimizle. Ben bunu yaşadım hocam, biliyorum. Ama Rabbim inşallah açacaktır bana bir kapı. Anam kızım, işte ben sen en güzel... Ben senden bir dua. Benden bekleme. Sen en güzel duayı yaptın. O güzel duayı ben yapamam. Senin duana ben de amin diyorum. Bizim konuklar da hep beraber amin, amin diyelim. Ve, amin. Ve değerli seyircilerimiz de amin, amin diyor. Peki. Rabbim sıkıntınızı Allah gidersin inşallah. Allah sıkıntılarınızı gidersin dedi hocam da. Biz de amin diyoruz tekrar. Allah bin kere razı olsun. Bursa'ya hocam. Selamlar inşallah. Allah. Peki. Teşekkür ederim. Ellerinden öperim estağfurullah hocam. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki. Efendim ikinci şifreyi vereceğim. Fakat reklamlardan sonra lütfen izlemede kalın. Sen tecelli eyle ya Rab, nuru İslam sönmesin. Halka daim sen zahir ol, nuri Kur'an sönmesin. Zeval
medet ya Erhamer Rahimin. Aman ya Tabib el kulub. Yan yüreğim yan, gör ki neler var. Canım gör ki neler var. Allah yan yüreğim yan, gör ki neler var.
Allah razı olsun. Evet sevgili Muhsin Kara, çok teşekkürler. İstanbul Grup Kervan, çok teşekkürler. Ve telefonumuz varmış. Telefondan önce şifreyi vereceğim şayet yazıyorsanız. İkinci şifremiz. Hazırsanız söylüyorum. Hocam ikinci şifremiz iftar saatinde bugün tut. Evet. Tut. İkinci şifre tut. Kaldı iki şifre daha. Onları da ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Lütfen izlemeye devam edin umre hediyesi için. Telefonumuz hazırsa alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ben bir şey soracağım hocamıza. Tamam, sorun. Bir 80 yaşında bir komşumuz var da, yaşlı kadın. Hani bir yemin etmiş. Gelinin pişirdiğini yemeyeceğim diye bir yemin etmiş. Yani büyük yemin. Diyor ki, o yemin eğer yersem diyor, ben onun pişirdiğini diyor, o yediğim şey diyor bana haram olur diyor. Yemeği elime, hani ekmeği elime aldığım zaman, hani onu pişirdiğini elime aldığım zaman hemen o ettiğim hani yemin aklıma geliyor. O yüzden diyor ben onu yersem diyor bana haram olur mu diye hocamıza bir soru sordu. Öyle yemini bozmak lazım. Böyle yeminlere uyumak doğru değildir. Yemini bozacak, kefaretini verecek. Diyelim nasıl? Ki açıklar mısınız hocam? 10 fakiri doyuracak, maddi durumu müsait değilse Ramazan bittikten sonra 3 gün oruç tutar ve o gelinin pişirdiği yemeği afiyetle yer. Şimdi hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi evet. Onun oruç tutmaya zaten hani durumu yok. 80 yaşında kadın. Evet. Kendisi de kendisinin de şekeri var işte. Ne tamam bileyim, maddi durumu da mı yok? Var. Maddi durumu da yok. Maddi durumu yani yok derken şimdi o kadar hani var yani çok şükür yani o kadar da kötü değil de şimdi 10 kişiyi yedirmeye yeterli olur belki. Ama 10 kişi dediğim ne hanım kızım bak 150 lira 150 lira. Tamam hocam. 150 tamam. Lira 15'er liradan 10 kişiye dağıtılacak işte o kadar. Evet. Tamam hocam yani onu yedirmese de hani birisine 150 lira fakire verse olur mu? Olur. Olur. Tamam hocam. Dur tamam. Bakayım dur. Olur. Ayrı ayrı fakirlere verilmesi lazım. Tamam hocam. Ayrı ayrı şimdi fakirlere. Şimdi bugünden yani o yemini değil. Hani evet. Tamam. O yemeği yemeye başlasın değil mi? Yok tabii yemeği yemeye başlasın. Afiyetle yesin. Yani vereceği parayı da yani birkaç gün sonra verse geçerli olur bir, değil mi? Bir fakire değil de o 10 fakire ayrı ayrı verilsin. Tamam hocam. Tamam çok teşekkür tamam. Ederim. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Hocam Urfa'dan Nadide Hanım şöyle yazmış. Necmettin hocama söyler misiniz diyor. Kaç defadır rüyamda kendisini görüyorum. Soframıza oturduğunu görüyorum. Evimize misafir olduğunu görüyorum. Eğer bu tarafa yolu düşerse mutlaka bu rüyanın gerçekleşmesini isteriz demiş. İnşallah. Nadide Bayraktar Urfa'dan. Yani bir zaman biliyor musun biz Urfa'ya görevle gittik. Yemekten sonra da 8 kişiydik. Arkadaşımızın biri dua etti. Duada da şöyle dedi. Ya Rabbi bizi bu hanede bir kere daha buluştur dedi. Ya. Ve o günde gidemedik işin garibi. Yola çıkmak, vedalaştık oradan. Ama tekrar o evde yine buluştuk yani. Arkadaş öyle dua etti. Bu hanede bizi bir kere daha buluştur dedi. Allah i̇nşallah razı olsun. Biz i̇nşallah de diyorsunuz. O kardeşimizin inşallah davetine uyarız inşallah. Peki reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra sevgili izleyenler tabii biriken sorular var. Onları soracağız hem Instagram'dan hem Twitter'dan. Şifremizi vereceğiz. Duamız var. Günün duası Mehmet Said Korku Hazretleri'nden. Ve daha sonra da gusulle ilgili sorularımız olacak. Gusül abdestiyle ilgili. Ve gusülün tatbikatı evet, olacak. Evet tatbikatı olacak inşallah ama önce reklamlar. Evet iftar saati devam ediyor. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan ile sevgili izleyenler. Hemen hatırlatalım. İki şifre verdik. İki şifre daha vereceğiz umre hediyesi için. İlerleyen dakikalarda lütfen izlemeye devam edin. Bu arada başta da söylemiştik. Bugün gusül abdesti nasıl alınır? Uygulamalı olarak göstereceğiz yine ilerleyen dakikalarda. Gusül yapmak kimlere farzdır? Guslü gerektiren haller nelerdir? Guslün faydaları nelerdir? Guslün farz ve sünnetleri nelerdir? Gusulsüz yapılmayan işler hangileridir? Yapılamayan işler hangileridir? Usulüne uygun gusül nasıl yapılır? Evet ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Ve eğer hocam
müsaade buyursa yarın da hocam abdesti İnşallah. Uygulamalı olarak gösterelim. İnşallah. Hatalarımız, eksiklerimiz var mı? Bir de her uzvu yıkarken dualar da var bildiğim kadarıyla. Var o yani. Duaları da tekrar etmiş oluruz. Doğru, yarın da abdesti doğru. inşallah tabii efendim, gösterelim. Telefonumuz var, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Duyabiliyor musunuz beni? Alo. Buyurun efendim, alo. Yayındasınız. Yayındasınız şu anda, buyurun. İyi günler efendim, sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler, buyurun. Hocama bir sorum vardı. Geçen sene babam vefat etti. Evet. 82 yaşındaydı, hacca gidemedi. Evet. Annemin biriktirdiği maaşlardan ona hac getirmek istiyor. Hac getirmek için farz mıdır, onun için hayırlı mıdır, ne yapmamız gerekiyor, onu öğrenmek istiyorum. Vasiyet etmiş miydi merhum pederiniz? Vasiyet etmemişti efendim. Vasiyet etmemişti. Öyleyse farz değildir. Gel anneniz o parayla, anneniz geçimine baksın, yani rahatına baksın. Hastalık olabilir, sıkıntılı olabilir. O para onun için bir güç kaynağıdır. Farz değildi babanız için ve vasiyet de etmemişti. Ya evet efendim. Hocam çok teşekkür ederim. Ellerinize efendim. Kanalizce ailesine de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Evet. Bir soru var hocam. Peygamber Efendimiz hiç oturarak namaz kıldı mı diye soruyorlar. Evet, oturarak namaz kıldığı oldu Peygamberimizin. Ne zaman oturarak namaz kıldı? Bir ara bir attan düştü. O zaman oturarak kıldı. Bir de ömrünün son günlerinde oturarak namaz kıldı Hazreti Ebubekir'in arkasında. Ömrünün son günlerinde, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in sebebiyle, evet, arkasında oturarak namaz kıldı. Bu konuda yazan izleyicilerimiz var. Oturarak namaz kılmayla ilgili sandalyede ya da taburede namaz kılıyoruz. Fakat rüku ve secdeleri tabii yapamıyoruz haliyle. Eksik olur mu namazlarımız diye eksik çok soran olmaz var. Efendim bakın şunu bilelim. Taat takata göredir. Yani itaat gücüme göredir. Gücüm nasılsa, yani sağlığı yerinde olan kişi secdenin hazzını, huzurunu bir başka yerde bulamaz. Keyfi olarak insan, sağlıklı bir insan keyfinden dolayı oturayım da oturduğum yerde rahat kılayım, böyle düşünmez herhalde. Evet. Secdeye varmanın hazzı, huzuru başkadır. Yani mazereti var. Diyelim ki adam oturursa kalkamıyor, kalkarsa oturamıyor. Bu adam oturduğu, ideal olan nedir? Rükulu, secdeli, kıyamlı namaz kılmak. Evet, evet. İki, buna gücü yetmiyor, oturduğu yerde kılmak. Ona da gücü yetmiyor, tabure üzerinde namazını kılmak. Allah kabul etsin. Evet, eksik evet, olmaz inşallah doğru diyorsunuz. Efendim, doğru. Evet, bir soru daha aktaralım. Daha sonra Mehmet Said Kutk Hazretleri'nin Evrad-ı Şerif'inden günün duasını inşallah sizlerle paylaşacağım sevgili izleyenler. Berat Hanım'ın sorusu var. Hocam diyor, mezarın başında okunan Yasin ile ya da yaptığımız dualar ile evde okunan Yasin'in arasında sevap olarak fark var mıdır? İlla kabir ziyareti, mezar ziyareti yapmamız gerekir mi? Kabir ziyaretinin de ayrı sevabı var. Efendimiz kabirleri ziyaret edin, hem ona rahmet okursunuz hem de siz empati yaparsınız. Ey kabrime bakan, beni düşünen insan, dün ben senin gibiydim, yarın sen de benim gibi olacaksın. Yani. Bu insan bunu düşünür değil mi? Evet. Allah razı olsun. O kabir ziyaretinin de ayrı yeri var. Mesela Hazreti Fatıma mezar ziyaretinden geliyor da kardeşim Abdurrahman'ın ziyaretinden geliyorum diyor ya. Evet. Peki usulüne uygun gusül nasıl yapılır? Gusül abdesti nasıl alınır? Az sonra sevgili izleyenler ama şimdi günün duası var inşallah. Günün duasını sizlerle paylaşalım. Mehmet Said Kutk Hazretleri'nden.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sayısız hamd olsun. Kendisine devamlı, artan, evveli kesilmeyen ve sonsuz şekilde hamd etmemizi, şükretmemizi ve ibadet etmemizi üzerimize farz kıldı. Ona layık olduğu şekilde sınırsız hamd olsun. Allah'ım, kusurlarımı ört. Kötü olan şeyleri benden uzaklaştır. Üzüntü ve sıkıntılarımdan beni kurtar Allah'ım. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Muhammed ailesine ve arkadaşlarının hepsine rahmet et. Allah'ım, Rabbim, ey kalpleri ve gözleri halden hale çeviren, ey geceyi ve gündüzü ard arda getiren, kalbimi senin dininde ve sana itaatte sabit kıl Allah'ım. Göz açıp kapayıncaya kadar, hatta bundan daha az bir süre için bile olsa, beni nefsimin eline bırakma Allah'ım. Ey en güzel dost, ey en güzel yardımcı, ey en koruyan, ey yakın olan, ey duaya icabet eden, ey doğru söyleyen, ey ölüleri kıyamette tekrar diriltecek olan, ey ilk, ey son, ey ayetleriyle açık, zatıyla gizli olan, ey hakkı batılı açıklayan, ey nur, ey mukaddes olan, ey intikam alıcı olan, ey yüce buyruk sahibi, ey çok güçlü, ey büyüklüğü kendisinden olan, ey bir, ey tek, ey Allah, ey kimseye muhtaç olmayan, doğurmamış ve doğmamış, hiçbir şey kendisine denk olmayan, bu isimlerin, La ilahe illallah'ın ve Nebiyullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı için ilahlığının, rahmetinin, Rablığının, hükümranlığının, affının ve büyüklüğünün hakkı için ey Celal İkram sahibi, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, ihtiyaçlarımızı karşıla. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Muhammed ailesine rahmet eyle. İşlerimize genişlik ve çıkış yolu ver Allah'ım. Dualarımızı kabul buyur Allah'ım. Amin. Evet, iftar saati devam ediyor. Hocam günün duasını paylaştık. Eğer tabii uygun görürseniz gusül abdestiyle ilgili devam edelim yayınımıza. Tamam, gusül yapmak kimlere farzdır? Guslü gerektiren haller nelerdir? Guslün faydaları nelerdir? Muhsin Bey, şu hadisi kutsiyi okuyayım. Üç şey var ki onu yapan benim dostumdur. Yapmayan da benim düşmanımdır. Evet. Nedir bunlar? Oruç, namaz, gusül. Bunları yapan benim hakkımı korumuş olur. Bunları dostumdur. Bunları yapmayan da düşmanımdır. Üç şey: oruç, namaz ve gusül. Evet. Demek ki peki kim kime farzdır? Müslüman olan, akıllı olan, ergenlik çağına gelmiş olan kişi. Gusül kimlere farzdır? Gayrimüslime farz mı? Değil. Sen hele bir Müslüman ol. Müslüman, bu Müslümana farzdır. Müslüman olacak, akıllı olacak, ergenlik çağına girmiş olacak ki Allah'ın gusül yap ve in kuntum cünüben fettahharu. Cünüp olduğunuzda
benim için titizlikle temizlenin. Evet. Evet. Şimdi kimlere farzdır? Kimlere? Gusül yapmak kimlere farzdır? Gusül yapmak kimlere farzdır? Evet. Bir, cünüplükten. Cünüplük hocam şöyle demek? Alalım mı sizi biraz daha yakın görelim sizi. Buyurun. Yani bu işlerde de teettüp ediyor. Konuşamıyoruz. Sonra kimlere farzdır? Aybaşı halinden temizlenen kişiye. Aybaşı hali bitmiş hanımefendinin gusül yapması farzdır. Lohusalık hali bitmiş, gusül yapması farzdır. Bak bu üç kişiye farz. Cünüplük hali, evet. Aybaşı hali, lohusalık hali. Bunların gusül yapmaları farzdır. Ya kesin Allah'ımızın emridir. Peki bunun faydası ne? Bakın bayılan kişiye su serperler. Doğru. Su hidroksijen. Oksijen. Yani kişinin ayıkmasına sebep olur. Gusül yapacak olan insanın vücudu yorgundur. Yorgundur. Bu kişi gusül yapınca sanki zindeleşiyor, evet. Sanki hayata kavuşuyor. Vücudun gözenekleri açılıyor. Organizmanın rahat çalışmasına sebep oluyor. Evet efendim. Evet, şimdi arkadaşlarımız hazırlık da yapmışlar. Tabii biz yarın inşallah uygulamalı olarak abdest nasıl alınır onu da göstereceğiz. Onu da ya diyeceksiniz ki yani şimdi abdest almayı da bilmiyor muyuz? Yahu biliyoruz tamam ama abdest alırken mesela ağzımıza su verdiğimizde hangi duaları okuyacağımızı biliyor muyuz? Ya da burnuna su aldığımızda hangi duaları okuyacağımızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hocamdan bu ayrıntıları da alacağız bari, bu yüzden. Bari evet. Onların Arapça orijinallerini öğrenmezse. Yarın inşallah hiç bunları. Hiç olmazsa Türkçelerini tamam. Söyleriz. Hocam gusülde devam edelim gusülle ilgili şimdi, olarak. Şimdi ben bir şunu sorayım. Tamam, mesela evet. Arkadaşlar toplamışlar gusülle ilgili soruları. En çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Gusül abdestiyle boy abdesti arasındaki fark nedir diye soruyorlar. Şimdi ben lise mektebi desem. Evet. Lise mektebi desem. Ya lisede mektep demek, mektepte lise demek. Biri ayrı dilden, diğeri ayrı dilden. Aynen bu onun gibi bir şey. Aynen. Gusül demekle boy abdesti demek. Biri aynen. Türkçe, biri Arapça. Aynen. Işte. Yani ikisi farklı şeyler değil. Gusül tepeden tırnağa yıkanmak demektir. Boy abdesti de adı üzerinde Türkçemizde adına böyle boy abdesti diyoruz. Evet. İkisi de aynı şey yani. En son faydalarında evet. Kalmıştınız guslün faydaları. Faydası demek ki adeta gusül yapmaya ihtiyacı olan kişi vücudu sanki yorgundur. Gusül ile sanki zindeleşiyor. Üzerindeki pislikler gitmiş oluyor. Ve vücudun gözenekleri açılıyor. Organizmanın da rahat çalışmasına sebep oluyor. Allah ve Resulünün emrine uymuş olmanın da mutluluğunu duyuyorum. Huzurunu duyuyorum. Bu gibi faydaları var. Daha bilmediğimiz faydaları da mutlaka. Vardır. Yani guslün bilmediğimiz faydaları vardır. Evet. Evet efendim. Peki hocam farzı ve sünnetleri neler guslün? Sünnetleri efendim gusül yaparken gusle niyet ediyorum. Besmele çekiyorum. Normal bir namaz abdesti gibi önce affedersiniz avret yeri temizliği yapıyorum. Yani vücudumda herhangi bir yerde bir pislik varsa onu gideriyorum. Avret mahallini ayrıca yıkıyorum. Kadın olsun, erkek olsun. Ondan sonra adam akıllı ellerimi yıkıyorum. Üç kere ağzıma, üç kere burnuma veriyorum. Yüzümü yıkıyorum, kollarımı yıkıyorum. Ondan sonra yani namaz abdesti gibi abdest. Uygulamalı gösterelim hocam, devam ederiz. Evet yine sevgili şunları da arz edeyim de gel sonra, yanımıza dur. Hocam devam edin lütfen. Tamam, yok, devam gelsin. Evet. Şatırça gelsin dur. Şunları da söyleyeyim. Bakın şimdi aybaşı hali 9 yaşı ile 13 yaşlarındaki kız çocuğundan rahimden gelen bir kandır. Bunu analar bilmeli de kız paniğe kapılabilir. Ne oldu ya? Benden kan gelmeye başladı. Ne oldu diye. Kızımızı vaktinden önce bu işe hazırlamalıyız. Doğru. Yapımız böyle. Kızım
öyle bir şey olabilir. Hadi 15 yaşına geldi, görülmedi hala. Şer'an mükelleftir kızımız artık. Namaz kılacak, oruç tutacak. Görülmese dahi o durum o şer'an dahi mükellef oluyor. Oğlumuz da öyle. Onun da ihtilam olmasıyla o da 15 yaşına geldi, öyle bir şey İhtilam olmadı. İhtilam olmadı diyelim 15 yaşına kadar. O da 15 yaşından itibaren o da mükellef 15 yaşından sonra. Ama daha önce olabilir mi? Kızımız bakarsın ki 13 yaşında oldu. Tamam. 13 yaşından itibaren mükelleftir. Oğlumuz diyelim ki 14 yaşında ihtilam oldu. 14 yaşından itibaren oğlum, bunu analar, babalar bilecek bunu işte. Yani oğlumuza, kızımıza bunu öğreteceğiz. Yani bu konuda utanma yok. Öyle hocam, tabii. Dini öğrenme konusunda utanma yok. Anneler, Hazreti, babalar da zaten Hazreti öğretiyorlar. Ayşe annemiz büyüklerimiz ne diyor? Öğretiyor bize. Bu ensar kadınlarından Allah razı olsun utanmaları dini öğrenmelerine mani olmadı. Dini konu olunca, yani doktora gittim. Çıkar şu gömleğini diyor. Yok çıkarmam, utanırım ben. O niye geldin öyleyse doktora? Ben ne yapayım diyecek doktor. Muayene etmem lazım. Yani aynen doktorda olduğu gibi dini bir meseleyi de müftüye söylerken utanma söz konusu değildir. Hocam uygulamaya geçeceğiz. Şunu da merak ediyorum ben. Ama şunu iyice arz edeyim ben. Buyurun. Peki aybaşı hali kaç gün sürer? Aybaşı hali kaç gün sürer? Kaç gün sürer? En az 3 gün, en fazla 10 gün. Peki 3 günden az sürüyorsa, 10 günden fazla sürüyorsa onun adına özür kanı diyoruz. Peki onu aybaşı halinde neler yapamaz? Aybaşı halinde neler yapamaz? Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz, Kabe'yi ziyaret edemez, cinsel yakınlıkta bulunulamaz. Aybaşı halinde. Aybaşı halinde. Peki oldu. Hadi diyelim ki aybaşı halindeyken böyle bir yakınlaşma oldu. Bundan dolayı af dilemesi lazım. 4,28 gram altın sadaka etmesi lazım. Niçin hocam? Hangi özür için? Aybaşı halindeyken cinsi yakınlaşma. Aybaşı halindeyken cinsi münasebet olursa bunun özrü olarak bundan af dilememiz. Af dilememiz lazım. Tevbe edecek. Ve bunun ayrıca ilk günlerde olduysa bu iş 4,28 gram. Eğer aybaşı bitmeye yakın, diyelim ki 6 gün sürüyor, 6. gün böyle bir iş oldu. Evet. O zaman onun yarısı. Onun yarısı, onu söyledim. 2 gram. Yarısı. Yani. Evet efendim. Peki lohusalık hali ne kadar sürer? Lohusalık hali 0 ila 40 gün arasında değişir. Yani demek doğum oldu, hiç kan görülmedi. Mesele yok öyleyse. Peki 5 gün oldu, 15 gün oldu, 20 gün oldu veya 40 gün sürdü. Hatta 40 günü geçti. 40 güne kadar lohusalık halidir. Bu halde namaz kılamaz, oruç tutamaz, cinsi yakınlıkta bulunamaz. Ama 40 günü geçtikten sonra o özür kanıdır o. Hı hı. Şimdi bak 3 şey anlatmış oldum. Aybaşı hali, diğer adı hayız. Lohusalık hali. Doğru. Ve bir de özür hali. 3 şey anlatmış oldum. Nasıl? 3 günle 10 gün arasında her ayın belli günlerinde görülene aybaşı hali diyoruz. Neye mani olur? Oruç tutamam, namaz kılamam, eşiyle yakınlıkta bulunamaz, Kabe'yi ziyaret edemez, Kur'an okuyamaz. Peki 3 günden az, 10 günden fazla oluyorsa işte özür kanıdır. O nedir? Ne namaza mani olur, ne oruca mani olur. Ne de eşiyle yakınla mani Peki, olur. Peki, uygulamaya geçeceğiz ama üçüncü şifreyi verelim. Vaktimiz daralıyor. Üçüncü şifre umre hediyesi için. Üçüncü şifremiz sevgili izleyenler, sıhhat. Evet, üçüncü şifremiz şu anda ekranda yazıyor. Sıhhat. Bir şifre daha kaldı. Ondan sonra da umre hediyesi inşallah sahibini bulacak. Hocam şunu da sorayım, ondan sonra devam edelim, uygulamaya geçelim. Biz gusülsüz yapamayacağımız işler var mutlaka. Bunlar neler? Nelerdir? Kur'an okuyamam. Evet. Ama
Doğum mesela ayet-i kerime yani erkekler ve kadınlar için farklı değil. Bu yüzden erkekler altını sürekli kadınlarla siz, aynı tabii. Evet, aynı. O yüzden söylüyorum. Kur'an okuyamam ama dua ayetlerini okurum. Evet. Mesela Fatiha'yı okurum. Mesela Ayet-el Kürsi'yi okurum. Salavat-ı Şerife okurum. Hatta anneyim değil mi? Anne. Evdeki kız demesin ki ya annem bazen oluyor ki namazı kılmıyor ya. Yani öğleden ikindiye kadar annemle beraberdik. Annem namaz kılmadı. Nasıl oluyor? Demek can isteyince kılıyor, can istemeyince kılmıyor. İşte o yüzden sanki peki, namazı kılmış da arkasından tesbihat yapacakmış gibi seccadenin üzerinde salavat-ı şerife okuyabilir, tesbihatı yapabilir. Peki uygulamaya geçelim. Evet. Sen kolları sıvayacak mısın? Tabii tabii. Hadi tamam, bakalım kolları sıvayalım. Nasıl? Bilekleri de yıkayacağız. Bilekleri de yıkayacağız. Ama oruca zarar vermeyelim ha. Ona göre. Şimdi İrşad Hoca gusül yapacak. Bir kere bir tam manasıyla guslü tarif edelim. Ondan sonra da bir kısa yoldan gusül. Tamam. Onu da tarif ederiz. Şimdi niyet ettim ya Rabbi senin rızan için gusül yapmaya. Niyet edelim. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya, gusül tamam, yapmaya. Ama bu Euzü Besmele'yi de çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Başka dua okumuyoruz. Bakın gusül yaparken başka dua okumuyoruz. Tamam. Evet. Sadece şimdi ama bundan önce diyelim vücudumun şurasında belki öyle sanıyorum bir pislik var. Önce orayı bir temizlerim. Hmm. Ondan sonra avret mahalli temizliği yaparım. Güzelce yıkarım. Efendim sonra ellerimi yıkar, namaz abdesti gibi, buyur, namaz abdesti gibi abdest alır. Evet Mustafa abi yardımcı olalım su dökerken. Tamam. Evet yardımcı olalım. Şimdi yardımcı olalım evet. Niyetimizi yaptık besmele için. Besmele'nin niyeti yapalım. Heh. Şöyle biraz da ortaya abi. Evet. Az, niyeti yapalım az, besmeleyle. Tamam efendim. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya dedik. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Ellerimizi güzelce yıkadık bileklerle beraber böyle. Tamam. Böyle. Tamam. Şu hilallemeyi de yaptık tamam, güzelce. Tamam. El yıkama işi bitti. Tamam hocam. Sonra şimdi, sonra üst sefer ağzına. Üst sefer ağzımıza. Yap. Aman orucu dikkat et. Tamam. Bir de gargara dediğimiz şeyi yapıyoruz. Bunu tabii yapamıyoruz. Evet. Evet. Şimdi şu anda yapamıyoruz. Burna veriyor. Burna veriyor. Tamam. Yani tamam. Sol elimizle yapıyoruz değil yani temizliği doğru, sol elle yapıyoruz. Evet. Tekrar onu yine tekrar yapabilir miyiz? Sağ elle alıyoruz suyu. Temizliği sol elle yapıyoruz. Tamam. Tamam. Bu da bitti. Ondan sonra yüzünü yıkıyor, kollarını yıkıyor. Gel ayağının biriktiği bulunduğu yerde su birikiyorsa ayağını yıkamayı sonraya bırakabilir. Tamam. Evet şimdi efendim. Şimdi normal abdest. Normal abdest gibi abdest gibi aldı. Gibi abdest aldı evet. Şimdi bundan sonra ne yapacak? Söyle. Kusur için ne yapacak? Ha, tabii. Tekrar ellerimizi kusur yıkarım. İçin ne yapacak? Esas şimdi. Evet. Kusur için ne yapacak? Bu gusle giriş. Bu abdest. Güzelce evet, ellerimizi yıkıyoruz. Tamam. Şöyle hilalliyoruz. Bir saniye abi. Yüzük kullananlar şu yüzüklerini oynatabilirler ki altına su geçsin. Altına su geçsin evet, evet. Sonra ağzımıza sağ elimizle şöyle suyu alıyoruz. Oruç olduğumuz için tam gösteremiyorum. Tamam. Güzelce şu genzimiz dediğimiz şeye kadar güzel bir gargara yapıyoruz. Tekrar 3 sefer bunu tekrarlıyoruz. Tamam. Daha sonra burnumuza. Burnumuz. Burun da öyle. Tamam. Bunu da güzel kuvvetli bir evet, şekilde çekiyoruz. Yıkamayı sol elimizle yapıyoruz. Sol elimizle yaptık. Sonra. Evet. Sonra. Evet hocam sonra. 3 kere başından, 3 kere sağından, 3 kere solundan cem'i bedenimizi pak etmek. Üç kere başından, üç kere sağından, üç kere solundan su döküyor. Ve böylece gusül tamam oldu. Ama şurayı vurgulayalım. Yağlanır gibi de değil, durmadan da değil. Yani suyu da israf etmeyeceğim ha. Suyu da israf etmeyeceğim. Hem cimrilik yapmayacağım, hem lüzumundan fazla. Bunu şunun için bir kısım takıntısı olan insanlar oluyor. Saatlerce ya, çıkmıyorlar mesela. Yani bakın sevgili peygamberimiz gusül yaparken 4 litre suyla gusül yapıyor. Evet.
4 litre suyla. Bu ne demek? İsraf etmemek, lüzumundan fazla kullanmamak. Yani bazı kişiler oluyor ki banyoya giriyor, saatlerce çıkmıyor. Çıkmıyor. Niye? Eksik kaldı. Kaldıysa kaldı, bırakır. Evet. Hocam şimdi bununla ilgili çok soru geliyor da, yok işte küpe deliğimin orada delik var, deliğe su girmedi, orası ya, kuru kaldı. Ya, bu kadar yok işte, detay değil. Bak kitaplarımızda, bu kadar detaylı kitaplarımızda iğne burcu batacak kadar kuruyer kalmamalı der de, bunun anlamı ne? Ve in kuntum cünüben fettahheru. Titizlikle, mübalağayla temizlik yapın buyuruyor da, ondan dolayı, yoksa gücümün yetmeyeceği, kulak deliğimde, küpe deliğimde illa suyu oraya girdireceğim diye bir mecburiyet evet, yok. Demek yani. Ki üç defa ağzımızda gargara, buruna mazmaza, sonra başımızdan üç defa, sağımızdan üç defa, solumuzdan üç defa yıkanıyoruz, komple yıkanıyoruz ve cünüplükten arınıyoruz eskilerin. Ya, sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, Bilal, bu gece rüyamda seni cennette önüm sıra yürür gördüm Bilal. Neden ya Resulallah? Ben gusül alınca Rabbim bana iman verdin, hidayet verdin. Bu nimeti de öğrettin bana diye şükren namaz kılarım da herhalde ondan ya Resulallah. Allah razı olsun. Ya. Evet. Peki yarın da nasip olursa abdesti uygulamalı olarak göstereceğiz burada. Hocam anlatacak. Doğru. Abdest alırken hangi dualar okunur? Abdestten sonra hangi dualar okunur? Uygulamalı olarak göreceğiz yarın. Hocam yerinizi alabiliriz. Sizi yorduk. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Ve dördüncü şifreyi veriyorum. Dördüncü şifremiz hazırsanız sevgili izleyenler. Bu arada iftar duamız inşallah Kabe'den hocam. Ya inşallah. Muhterem hocamızın duası, iftar duası Kabe'den olacak. Son şifremiz umre hediyesi için son şifremiz bul. Arkadaşlarımız ekrana yansıtsınlar. Bul. Kaç dakikamız var şu an bilmiyorum reklama. 4 dakika eğer şayet hazırsa kronometre. Evet 2 dakikaya ayarlanabilir. Geri sayım başlayabilir. Kronometre sıfırlandığında arkadaşlar şu an telefona bakmıyorlar. Kronometre başladı. Sıfırlandığında ilk arayan izleyicimizi yayına bağlayacaklar. İlk kim ararsa onu yayına bağlayacaklar direkt. Ve şifreleri soracağız kendisine. İnşallah şifreleri doğru almış olur bağlanacak olan izleyicimiz. Telefonumuz, daha doğrusu telefonlarımız 0212 alan koduyla 300-04-04. 300-06-06 tekrar edelim. 300-04-04-300-06-06. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Hanımlar mazeretli günlerinde, gusül gerektiren günlerde ya da camiye girebilirler mi? Giremezler. Ya ibadet maksadıyla olmasa dahi. Öyle olmasa dahi bir erkek de giremez, kadın da giremez. Evet. Evet. Camiye giremezler. Doğru. Yine gusülle ilgili başka bir soru var. Abdest almadan sadece gusül alsak o gusül eksik mi olur diyorlar. Ha, işte onu da söyleyecektim, unuttum. Evet. Bu şu söylediğimiz, bizim tarif ettiğimiz sünnete göre, usulüne göre tam, kamil, güzel bir gusül. Böyle değil de 3 kere ağzıma, 3 kere burnuma verdim, bütün vücudumu da yıkadım. Bu da gusüldür. Bununla da namaz kılınır mı? Bununla da namaz kılınır. O da gusüldür. Evet. Ama diğeri daha güzel olur. Tabii adabına, usulüne uygun olmuş olur olan diyorsunuz. Olur. Evet. Evet. Bir diğer soru hocam. Guslü geciktirdiğimiz zaman ne olur? Yani geciktirmenin bir süresi var mı? Bir vakte kadar mı? Üç vakte kadar mı? Yani, gün mü? Bunun vakti nedir? Öyle yani bir namaz vaktini geçirecek kadar olmamalı. Evet. Öyle. Yani. Peki. 5, 4, 3, 2, 1 ve hattımızı ilk düşüren izleyicimizi yayına bağlayacağız. Arkadaşlarımız yayına bağlayacaklar. Bakalım kim nereden düşürecek hattımızı. Umre hediyesinin sahibi olacak inşallah. Şifreleri bize doğru verirse şayet. Demek ki bir vakit diyorsunuz siz. Evet. Bir vakti geçmeyecek. Geçirmemeli, evet. Evet. Peki cünüpken yiyip içme durumu? Elini ağzını yıkar, yiyebilir. Kadın çocuğu emzirecek, göksünün başını yıkar, çocuğu emzirir. Demek cünüp, ki kadın cünüp. Evet. Ama çocuk da ağlıyor. Ne yapacak?
Gusül, sen çocuk hele dur da ben gusül yapayım da ondan sonra emzireyim diyecek yani, değil mi? Hmm. Göksünün başını yıkar, çocuğu emzirir. Evet. Düşüren olmuş mu? Olmuş. Hasan Çetinkaya İstanbul'dan bu kez düşüren bir izleyicimiz var. Hasan Çetinkaya. Şimdi arkadaşlarımız bağlayabilirlerse hemen. Olur. Evet, konuşacağız kendisiyle. Tabii biz telefon numarasını alıyoruz. Tekrar geri arıyoruz kendisini. Zaman geçiyor biraz. Biraz bekleyelim. Hasan Çetinkaya, tekrar ismini bir anons edelim ki. Hasan Çetinkaya. İlk düşüren. Kronometre sıfırlandığında bizi arayıp ilk düşüren izleyicimiz Hasan Çetinkaya. Şifreler için arkadaşlar yayına bağlayacaklar. 4 şifre verdik yayın boyunca. O şifreleri kendisinden alacağız. Hocam da bir soru soracak. Tabii efendim. Şayet doğru cevaplarsak inşallah cevaplar. Eğer süremiz yetmezse yarın alırız. Ulaşamazsa arkadaşlar. Şu anda çünkü bayağı bir yoğunluk var hatlarda. Bu şifrelerden dolayı ulaşamazsak yarın yayına bağlarız. Seyirciler, Rabbimize hamd ederiz. Şu anda Kabe-i Muazzama'nın karşısında bulunuyoruz. Bütün Müslümanların kıblegahı olan Kabe-i Muazzama'nın karşısında bulunuyoruz. Kilometrelerce uzaklardan hasretini çektiğimiz ve her gün yöneldiğimiz Kabe-i Muazzama'nın karşısındayız. Rabbim onu dünyada lütfetti ama ebedi hayatta da cemalinin müşahedesiyle cümlemizi mesrur handan eylesin niyazında bulunuyoruz. Amin.
Beş vakit namazda Kabe tarafına döneriz. Hatta ölümüzü bile kabre koyduğumuzda meyilli, Kabe'ye meyilli yaparız. Yani ne demektir bu? Ölümüzün bile kalbi Kabe tarafına gelecektir. Burada tavaf ederken bakın, burada tavaf ederken böyle Kabe solumuzda kalıyor. Kalbimiz tam Kabe'nin karşısında yer alıyor. Atomun çekirdeği etrafında dönüldüğü gibi, bütün güneş sisteminin galakside döndüğü gibi, böyle aşkla, şevkle Kabe'nin etrafında dönüyoruz. Yedi dönüşe bir tavaf diyoruz. Allah sevgisinde doyum ancak Kabe'de mümkündür. Çünkü Rabbimizin, Mevlamızın sembolüdür. Benimdir demiş. Kainatı yaratmış, bizim emrimize vermiş ama Kabe için benimdir dediğinden bir kutsallık kazanmış. Bayrak görünüşte bir bez ama gerçekte milletimizi, devletimizi, medeniyetimizi, şühedamızı, şerefimizi, namusumuzu sembolleştirmektedir, temsil etmektedir. Kabe-i Muazzama'nın da böyle bir sembol görevi vardır. Rabbimiz gönlümüzü, ruhumuzu sevgisiyle, muhabbetiyle doldursun. Bilindiği gibi her zaman namazda okuduğumuz bir sure var. Yemen'den fil ordularıyla burayı yıkmak için gelen kişiler Mina'ya geldiklerinde öndeki fil bir adım dahi ileri atamıyor. Aksi istikamete sürülürse gidiyor ama Kabe tarafına bir adım dahi atamıyor. Ve fil ordularına karşı Cenab-ı Hak Arap atlarını filan değil de ve ersele aleyhim dayran ebabil termihim bi hicaratin min siccil ecalehum ke asfin me'kul. Kırlangıç kuşu gibi kuşlar, ebabil kuşları ayaklarında, gagalarında kimin üzerine düşeceği belli. Filin üzerinde asker, askerin başından giriyor, filin ayağından çıkıyor ve fecealuhum ke asfin me'kul. Güve yemiş, ekin çöpü haline, çerçöp haline getirdi. Cenab-ı Hak Kabe'sini muhafaza ediyor. Onun gibi kutsal değerlerin muhafazası da yine Rabbimize. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu kitabı biz indirdik, biz koruyacağız, biz. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Onlar hüf demekle Allah'ın nurunu söndüreceklerini sanıyorlar. Biz ise Allah'ın nurunu tamamlamak istiyoruz. Değerli seyirciler, Kabe-i Muazzama'yı ziyaretle feyiz alıyoruz, aküyü dolduruyoruz ve hayatımızın bütün devresinde bunu yaşıyoruz. Arafat'tan iniyorken hacı bir kuş gibidir, ne kadar da pak, anasından yeni doğmuş gibidir. Burada nice peygamberlerin, sevgili peygamberimizin Hacerül Esved'de gözyaşı vardı. Şu Kabe'nin yapımında Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in hatıraları vardı. Niye makamı İbrahim diyoruz? İbrahim Aleyhisselam makamı İbrahim'i iskele taşı olarak kullanmış. Asansör gibi ihtiyaca göre yukarı çıkmış, ihtiyaca göre aşağı inmiş. Bu anlamı taşıdığı gibi Rabbimiz ve ezzin fin nasi bil hacci etuke ricalen ve ala kulli zamirin ye'tine min kulli feccin amir. İbrahim, kullarımı hacca davet et, gelsinler. Ya Rabbi, sesimi kim duyar? İbrahim, çağırması senden, duyurması bizden.
sanki demirin mıknatısa çekildiği gibi. Bakın milyonlar, bugün ne diyordu? Bütün otellerde yer kalmadı, %100 doldu diyordu buradan bir yetkili konuşurken. Evet, durmadan hacciyle, umresiyle insanların gönülleri sanki bağlanmış, çekilip geliyor. Bu yolda çektiği zahmeti Avrupa yolunda görse yedi sülalesine yemin eder ki sakın buraya gelmeyin. Ama öyle değil burada. Yani hacca geliyor, ondan sonra bir de umreye gidelim deyince burnunun direği sızlıyor. İnşallah gidelim diye düşünüyor. Hazreti Hacer yeni doğmuş yavrusu İsmail kundakta. İşte şuraya yatırıyor, şu kısma da Safa Merve diyoruz. Acaba bir kuş filan uçuyor mu? Niye kuş? Yani kuş nerede uçar? Pınarın olduğu yerde. Kuş filan uçuyorsa belki bir pınar filan var mı? Oradan su getirsem. Testide biraz su var. O bitecek. O bitince ciğer pareciğine ne yapacak? Ne içirecek? Safa'dan Merve'ye gidiyor. Merve'den Safa'ya geliyor. Yani benim böyle kuru anlattığıma bakmayın. Bu olayı sevgili Peygamberimiz anlatırken, Safa'dan Merve'ye Hacer annemiz giderken, bu işte iki yeşil direğin arasında ayağıma dolaşmasın diye entaresinin eteklerini topluyor. Ve İsmail'in sevgisiyle böyle heyecanlı gidiş yapıyor. Ve Efendimiz bu noktayı anlatırken ağlayarak anlatıyor. Bir ana yüreğinin evladına olan heyecanını, sevgisini, muhabbetini böyle duygusal bir şekilde ifade ediyor. Sonra Hazreti Hacer buraya geliyor. Cibril-i Emin'in kanadını vurmasıyla yerden öbek öbek zemzem fışkırıyor. Zem, zem diyor Hazreti Hacer. Dur, dur ve hemen önünü topluyor. Efendimiz buyuruyor, önünü toplamasaydı denize kadar giden bir ırmak olacaktı buyuruyor. Buradan şu dersi çıkarıyoruz. Hazreti Hacer İsmail'i için yandı, yakıldı ve Cibril'in yerden getirdiği suyla hayata erdi. Bizim İsmail'ler ne olacak? Bizim İsmail'ler yine Cibril-i Emin'in getirdiği hayat suyuyla dirilecek. Ama Cibril Hazreti İsmail'e yerden getirmişti, bize göklerden getirdiği Kur'an nuruyla. Ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi ve lirrasul izâ de'âkum limâ yuhyîkum. Ey müminler, Allah ve Resulünün hayat veren emirlerine uyun. Ve İbrahim peygamberin burada evladı için dua etmesi, evladını Kabe'yi yaparken yanında bulundurmuş olması bize ne büyük mesajdır biz. Ve her gün namazda Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ya Rabbi, Peygamberimiz Efendimiz'e, onun yolundan gidenlere salat eyle, selam eyle. İbrahim aleyhisselam ve onun yolundan gidenlere salat ve selam eylediğin gibi her gün namazda bunu okuyoruz. Evet efendim. Demek peygamberlerin hatırası var. Allah dostlarının hatırası var. 401 sene aziz ecdadımız buranın bekçiliğini yapmıştır. Buranın bekçiliğini yapmıştır. Aziz milletimiz, atalarımız ne zahmetlerle, ne fedakarlıklarla beklemiştir ecdadımız. Biz de hiç olmazsa buradan aldığımız feyiz ile, Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle, insan sevgisiyle bulunduğumuz yerleri ihya ve imar etmek durumundayız. Diri tutmak durumundayız efendim. İbrahim aleyhisselam Allah yolunda vücudunu nirana, evladını kurbana yatırmış. Misafirsiz yemek yememiş. Bak,
Buna rağmen de وَلَا تُخْسِن۪ي يَوْمَ يُبَعْسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Ya Rab, servet-ü samanın fayda vermediği günde, büyük mahkeme gününde beni rüsvay etme Ya Rab. Halbuki Rabbimiz وَاِذِ بِتَلَى اِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ Allah Hazreti İbrahim'i imtihan etti, o da imtihanda başarıya ulaştı. Buyurmasına rağmen inne İbrahim'e le halimun evvahum münib. Rabbimiz böyle buyuruyor. İbrahim bağrı yanık, gönlü aşkla dolu, Allah'a yönelmiş bir kuldu Rabbimiz. Halilullah fettekizallahu İbrahim'e halila. Allah onu dost edindi. Ama buna rağmen bu nasıl duygu ki Ya Rabbi beni rüsvay etme diyor. Biz nasıl dua etmeliyiz? Biz nasıl Rabbimize sığınmalıyız? Ya, öyleyse gelin biz de dua edelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin. Lütfettin, ihsan ettin. Beyt-i Muazzam'ın karşısına getirdin. Ya Rab, gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir Ya Rab. Sevgili Peygamberimiz senden neleri istediyse onları bize lütfeyle. Nelerin şerrinden senin himayene sığındıysa o türlü şerirlerin şerrinden hıfz-ı emanında eyle. Ya mücibet davat, seni umduğumuz gibi dost bulduk. Mevla bulduk, muin bulduk. Sen de bizi sana layık, sadık kul eyle Ya Rab. Allahümme inni eselüke imanen kamila ve yakinen sadika ve rizgan vasi'a ve lisanen zakira ve kalben haşi'a ve tevbeten nasuha ve tevbeten kablel mevt ve mağfireten ba'del mevt ve necaten indel hisab ve fevze bil cenne ve necate minen nar. Ya Rab, senden olgun bir iman, apaçık derecesinde bir bağlılık diliyoruz. Seni zikreden dil, sana şükreden gönül, kötülüklerden vazgeçiren bir tevbe ile tevbe etmek istiyoruz. Tevbelerimizi kabul eyle. Sen tevvapsın, sen vehhapsın. Kulun dili çoğaldıkça lütfu, bağışı çoğalan Mevlasın. Ya Rab, ecel sırasında kolaylık, ecelden sonra bağış ve cennetle mutluluğa erdir. Cehenneminden himayene eyl, himayende eyle. Ya Erhamer Rahimi, kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızı bizler için hayrul halefe eyle. Amin. Onları sevgili Peygamberimizin sünnetiyle mütesennin, ahlakıyla mütehallik eyle. Amin. Evlatlarımızı büyük mahkemende bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Bizi uğurlarken mukaddes mekanlarda bizler için de dua edin diyerek dua havale eden kardeşlerimizi her türlü korktuklarından emin, umduklarına nail eyle. Aziz milletimizi güç yetmez, takat gelmez kulluk imtihanlarıyla muahize etme Ya Rab. Vafu anna, vagfir lena, verhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin. Ya Rab, bizi affeyle, lütfeyle. Bizim yarımız, yardımcımız, dostumuz sensin. Kafirler güruhuna karşı bize sen yardım eyle. Rabbena efrig aleyna sabran ve thabbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Ya Rab, sabır yağdır, sebat ihsan eyle. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma, kazanmışken kaybettirme. Münkirler güruhuna karşı bize sen yardım eyle Ya Rab. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Aziz milletimiz yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda bir ve beraber olmuştur.
Milletimizi birlikte dirlikte daim eyle. Amin. Birliğimizi dirliğimizi ihlal etmek isteyenlere fırsatlar verme. Çevirmek Amin. İstedikleri entrikaları başlarına makus eyle. Amin. Rızıklarımızı helal ve bol olarak lütfeyle. Amin. Lütfettiğin bunca nimet karşılığında da şükran görevini yapabilen bahtiyar ve mübarek kullarından eyle. Amin. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü. Rabbimizin rızası için El Fatiha.